Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Tolga Han, Akkuş'la Gece Gündüz Spor başlıyor. Radyo Spor'dan herkese iyi geceler. Ben Tolga Akkuş. Gece Gündüz Spor programıyla yeni haftada tekrar beraberiz. 20 Eylül'ü az önce geride bıraktık. Bugün 21 Eylül 2021. Günlerden salı, saatlerimiz 12.02 geçiyor. İyi haftalar diyerek başlamış olalım. Süper Lig'de bir haftayı geride bıraktık. Geride bırakmakla beraber içinde bulunduğumuz takvim gününde de yeni haftayı açıyoruz aslında. 5. hafta geride kaldı. İsterseniz bir skorları size aktarayım. Yeni Malatya Spor sahasında konuk ettiği Karagümrük'e 4-3 mağlup oldu Altay İzmir derbisinde. Göztepe'yi 2-1 mağlup etmişti, hatırlayacaksınız. Sivas Spor Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşması 1-1'lik beraberlikle neticelenirken Trabzonspor'da deplasmanda İstanbul'da Kasımpaşa'yı Bakasetas'ın golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş Antalya Spor deplasmanında ilk yarıyı 2-0 geride kapatmasına rağmen İkinci yarıda geri dönüşe imza atıp 3-2'lik galibiyetle sahadan ayrılmayı bildi. Adana Demirspor önemli bir galibiyet aldı. Rize Spor'u Adana'da 3-1 yenmeyi başardı. Haftanın golsüz çıkmayan tek karşılaşması Giresunspor Konyaspor. Maç Giresun'daydı ve 0-0'lık bir sonuçla neticelenmiş oldu. Galatasaray sahasında Alanyaspor'a son dakikalarda yediği golle 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. Fenerbahçe'de Başakşehir deplasmanında 2-0'lık bir mağlubiyet aldı. Hatay Spor'da son olarak söylemiş olalım. Kayseri Spor'u Hatay'da 2-1 mağlup etti. Şimdi puan durumu artık yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Oynadığı 5 maçta 4'er galibiyet, 1'er beraberlik alan Beşiktaş ve Trabzonspor'u okuduğum sırayla 1 ve 2. sırada görüyoruz. Puan durumunda Konyaspor 5 maçta topladığı 11 puanla 3. sırada, Hatayspor, Karagümrük ve Fenerbahçe'nin 10'ar puanları var. 4. Hatayspor, 5. Karagümrük, 6. Fenerbahçe, 9 puanlı 2 takım var. Altay 7. Alanyaspor 8. sırada. Galatasaray 5 maçta 8 puan toplayabildi ve 9. sırada. 2 galibiyet, 2 beraberlik, bir de mağlubiyeti var. Attığı 8 gol karşılığında kalesinde 6 gol görmüş Galatasaray. 10. sırada Kayserispor var. 7 puanı mevcut. 6 puanlı Malatyaspor da 11. sırada kendisine yer bulmuş. 5 puanlı 4 takım var. 12. Göztepe, 13. Gaziantep, 14. Kasımpaşa, 15. Adana Demirspor, 16. Antalya Spor'un da 4 puanı var. Son 4 takıma baktığımızda 3 puanlı 2 takımı görüyoruz. 17 ve 18. sırada 17. Sivas Spor, 18. Başakşehir bu hafta aldığı Fenerbahçe galibiyetiyle puanını 3'e yükseltmiş ve ligdeki bu sezon ilk galibiyetini almış oldu. Giresunspor da yine puansız takımlardan bir tanesiydi. Henüz gol atma imkanı bulamadı. Şu anda ligin gol kaydetmeyen tek takımı. Kalesinde daha az gol görmüş. 6 gol görmüş 5 maçta. Ama istatistiki olarak bundan da bahsetmek lazım. Topladığı 1 puanla 19. sırada, 20. sırada, yani son sırada da Rize Spor var. O da 1 beraberlik 4 mağlubiyet almış. 1 puanı var. Attığı 3 gol karşılığında kalesinde 11 gol görmüş. -8 averajla ligin son sırasında şu anda Çaykur Rizespor. Puan durumu bu şekilde. Beşiktaş ve Trabzonspor'un pozitif gidişleri devam ediyor. Konyaspor 3. sırada önemli bir iş yapıyor bence. Hatayspor ilk birkaç hafta biraz sallanır gibi oldu ama şu anda yine geçen sezonki iddialı Hatayspor'u görüyoruz. 4. sırada kendine yer bulmuş. Karagümrük de yine geçen sene bizi alıştırdığı üzere üst sıralarda 5. sırada. Fenerbahçe 6. sırada, tabii Başakşehir mağlubiyeti buna neden oldu. Altay Ligi'ye yeni çıkmasına rağmen 5 maçta 9 puan toplayıp 7. sırada. Bu da yine olumlu atabileceğimiz manşetlerden bir tanesi. Galatasaray'ın 5 maçta 8 puan toplamış olması ve ligin şu an 9. sırasında olması tabii ki Galatasaray adına kısa vadeli de olsa bir hayal kırıklığı nedeni olabilir.
Rize Spor, Giresun Spor, Karadeniz temsilcilerinin ligin son iki sırasında olduğunu söyleyelim. İki sene öncenin şampiyonu geçen sezon ligden düşme tehlikesi yaşayan Başakşehir'in de 4 hafta puan alamadıktan sonra bu hafta Fenerbahçe galibiyetiyle 3 puan alıp 18. sıraya yükseldiğini söyleyebiliriz. Yine de kendi potansiyellerinin çok gerisinde. Sivas Spor daha keza aynı şekilde ligin iyi takımlarından bir tanesi geçen sezonda. Özellikle Avrupa macerası bittikten sonra uzun bir süre mağlup olmamıştı. Ama bu sezon bu başarısını devam ettiremiyor şu anda. 3 puanla 17. sırada yine olumsuz hanesine. Şu ana kadar ligde oynanan bölüm için yazabileceğimiz, atabileceğimiz manşetlerden bir tanesi diyelim. Şimdi ara yok. Yani bugün içinde olduğumuz takvim günü Salı günü saat 5'te 2 karşılaşma var. Süper Lig'de 6. hafta bugün perdelerini açıyor. Karagümrük İstanbul'da Antalya Spor'u konuk edecek. Aynı şekilde Rize Spor'da sahasında Altay'la karşılaşacak. Yarın saat 5'te bu iki karşılaşmayı takip etme imkanımız olacak. Yarın saat 8 seansında da iki karşılaşma var. Bunlardan birincisi Beşiktaş-Adana Demirspor maçı. İstanbul'da Beşiktaş-Adana Demirspor'u konuk edecek. Bir diğeri yine 8'de Malatya Spor-Sivas Spor karşılaşması bizlerle birlikte olacak. Bir sonraki gün, yani takvim gününe göre çarşamba günü saat 5'te bir karşılaşma var. O da Gaziantep Futbol Kulübü Başakşehir karşılaşması. 8'de bizi iki karşılaşma bekliyor olacak. Galatasaray Kayseri Spor deplasmanına gidiyor. Göztepe'de sahasında Hatay Spor'u misafir edecek. Perşembe gününe geldiğimizde, günleri bu arada yanlış söylüyor muyum diye bakıyorum. Hayır, doğru. Perşembe gününe geldiğimizde Trabzonspor Konya Spor deplasmanında olacak. Alanya Spor sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Saat 8'de bu karşılaşma. Yine saat 8'de Perşembe günü Fenerbahçe Kadıköy'de Giresun Spor'u ağırlayacak. Böylece 6. haftada Perşembe günü saat 10 civarında tamamlanmış olacak. Bu bahsettiğim karşılaşmaların bahis oranları da açıklandı. İsterseniz onu artık yayınımızın içerisine bırakalım. Girişte manşet olarak atmayalım isterim. Tabii TFF birincilik heyecanı da sürüyor. Orada 6. hafta tamamlandı. 7. hafta müsabakaları oynanacak hafta sonu. Ama 6. hafta sonrasında oluşan puan durumu, öncesinde bir toplu sonuçlara bakalım isterseniz. TFF 1. Lig'de zamanımız el verdiğince en azından skorları vermek, önemli gelişmeler manşetleri atmak anlamında az da olsa yer ayırmaya çalışalım. Eyüp Spor sahasında Erzurumspor'a 1-0 mağlup oldu. Deplasmanda Bandırma Spor Manisa'yı 3-1 ile geçmeyi bildi. Tuzla Spor Bursa Spor karşılaşması 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Yine Adana Spor Ümraniye Spor karşılaşmasında 0-0 biten bir diğer müsabaka. Samsun Spor'la Gençler Birliği de 2-2 berabere kalıp birer puan hanelerine yazdırmış oldular. Altınordu İzmir temsilcisi İzmir'de Denizli Spor'u 2-1 ile geçti. Bolu Spor'la İstanbul Spor Bolu'da 1-1 berabere kaldı. Balıkesir Ankara Keçiören Gücü'nü 2-1 mağlup etti. Son olarak da Ankara Gücü'yle Menemen Spor 2-2'lik beraberlikte puanları paylaştılar. Ümraniye Spor şu anda lider durumda. 6 maçta aldığı 5 galibiyet 1 beraberlik, attığı 13 gol ve kalesinde gol görmemesiyle dikkat çeken Ümraniye Spor 16 puanla TFF 1. Lig'in zirvesinde an itibariyle. Takipçileri çok yakın puanda 3 takım var. 12 puanda Ankara Gücü, 2. Eyüp Spor, 3. Erzurum Spor da 4. sırada kendine yer bulmuş. Tuzla Spor 11 puanla 5. sırada. Bandırma Spor ve Manisa'nın 9'ar puanları var. Bandırma 6. Manisa 7. sırada. Tabii şimdi arka arkaya 5 takım var ki hepsinin puanı 7. Samsun Spor 9. Kocaeli Spor 10. Altınordu 11. Menemen Spor 12. Adana Spor da 13. sırada yer almış. Balıkesir Spor 14. sırada 6 puanı var. Denizli Spor'un da 6 puanı var ve kendine 15. sırada yer bulmuş durumda. Bursa Spor'un 6 maçta topladığı 5 puan ve 16. sırada görüyoruz. Gençler bir de aynı şekilde 5 puanla 17. sırada. İstanbul Spor 4 puanla 18. Ankara Keçiören Gücü de yine İstanbul Spor gibi topladığı 4 puanla ligin son sırasında 19 takım var biliyorsunuz TFF 1. Lig'de.
hafta sonuna doğru önümüzdeki haftanın programını da veririz ya da verelim basitçe, en azından kısaca yine ondan da bahsetmiş olalım. Cuma günü Kocaeli Tuzla Spor karşılaşması var 8'de. Cumartesi öğlen 1.30'da Ümraniye Spor Manisa'yı konuk edecek. Saat 4'e geldiğimizde Erzurum Spor Adana Spor karşılaşması. Saat 7'de ise cumartesi günü Gençler Birliği Bolu Spor maçı bizlerle birlikte olacak. Pazar günü 4 karşılaşma var. Bandırma Spor Altınordu 13.30. 16'da 2 karşılaşma İstanbul Spor Balıkesir, Menemen Spor Eyüp Spor. Ve akşam saat 7'de de Bursa Spor Ankara Gücü karşılaşması olacak. Pazar günü TFF Birincilik'te kapanış. Pazartesi saat 8'de Denizli Spor sahasında Samsun Spor'u misafir edecek. Ve bu şekilde TFF Birincilik'te de 7. hafta tamamlanmış ve 8. haftayı bekler duruma geçmiş olacağız. Tabii hem geride, Süper Lig'de geride bıraktığımız hafta, hem de hemen yarın başlıyor olması hasebiyle bu haftayı hemen bugün sıkıştırılmış program, zaman yetirebildiğimiz kadarıyla konuşmaya çalışacağız. Ayrıca milli takımlar tarafında önemli bir gelişme var bugün Riva'da. Basın toplantısı vardı ve imza töreninde Stefan Kuntz A milli futbol takımına teknik direktör olarak getirilmiş oldu. Bu basın toplantısı ile alakalı da yine sizlere bir takım bilgiler vereceğiz. Beğenelim, beğenmeyelim, eleştirelim, eleştirmeyelim. İyi dileklerimizi iletmiş olalım. Ben sonu iyi olacaksa bile bugün verilen kararın çok doğru olmadığını düşünüyorum teknik olarak. Ama yine de tabii ki milli takımımıza, ülke futbolumuza hayırlı olsun dileklerimizi iletmiş olalım. İyi olsun istiyoruz. İyi olmamasından endişe ettiğimiz için zaten eleştiriler varsa yapılıyor. Tabii ki iyi olacağına inananlar da var. Onların da görüşlerine saygı duyuyorum. Bu işte Stefan Kuntz ve milli takım konusunda yayınımız içerisinde birlikte konuşuruz diyelim. Tabii yarın zaten hemen karşılaşmalar başlayacak. Yani yarının en önemli karşılaşması Beşiktaş Adana Spor, Adana Demirspor karşılaşması saat 8'de bizlerle birlikte olacak. Onu da yine konuşmaya çalışacağız yayınımız içerisinde. Ama öncesinde Antalya Spor karşısındaki Beşiktaş'ı belki biraz konuşmak lazım. Bunun dışında Fenerbahçe ve Galatasaray mağlup oldu. Trabzonspor önemli bir galibiyet aldı. Bunların da hepsini yayınımız içerisinde sizlerle buluşturacağız. Bu arada mesajlarınız için de hatırlatmış olayım. Instagram Tolga Anakkuş, Twitter Tolga Anakkuş 2S ile yazılıyor. Bu hesaplarımdan bana mesajlarınızı iletebilirsiniz. Ben de sizler adına gönderdiğiniz mesaj ve yorumları tüm Radyo Spor dinleyicilerine duyurma imkanı bulmuş olurum. Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece yaptığımız yayında Başakşehir-Fenerbahçe karşılaşmasıyla alakalı skor tahminleri almıştık. Halil İbrahim Bey dinleyicilerimizden canlı yayınımızı hattını düşürmeyi başarıp doğru skoru da bize iletti. Başakşehir'in Fenerbahçe'yi 2-0 geçeceğini öngörmüştü ve bu tahminiyle bizden hediye kazandı. Kendisi henüz bana ulaşmadı. Eğer beni dinliyorsanız Ali İbrahim Bey, sosyal medya hesaplarım üzerinden bana ulaşır, bir teyitleşebilirsek tuttuğunuz takımı hatırlayıp ona göre sizinle de hediyenizi buluşturmak isterim. Bir hatırlatma daha, Radyo Spor ve Ajans Spor'un sosyal medya hesaplarını Twitter'da, Instagram'da, YouTube'da takip edebilirsiniz. LinkedIn'de de var, birazcık daha profesyonel iş platformu. Ama Beyaz Yaka dinleyicilerimizin sayısı da az değil. LinkedIn'de de yine takip edebilirsiniz hem beni hem de Radyo Spor ve Ajans Spor'u, Saran Medya'yı. Demiş olayım, böyle de kısa bir araya gidelim. Zira sonrasında pek çok konu var. Kısa bir ara, sonrasında tekrar beraberiz. Tolga Han Akkuş'la Gece Gündüz Spor devam ediyor. Radyo Spor'da Gece Gündüz Spor programında tekrar beraberiz. Ben Tolga Anakkuş.
Mesajlarınız için Instagram Tolgahan Akkuş, Twitter Tolgahan Akkuş 2S'de yazılıyor. Bu hesapları kullanabilirsiniz. Canlı yayın hattımızı belki ikinci artı ya da üçüncü bölüm mü diyelim. Yani şu an açmayayım diyorum. Çünkü üzerine konuşmamız gereken ya da benim size aktarmak istediğim daha doğru bir tabirle pek çok konu var. Geride bıraktığımız haftayı en azından önemli karşılaşmalarını hızlıca bir toparlamamız lazım. Sonrasında da artık yavaş yavaş önümüzdeki hafta değil mi içinde bulunduğumuz gün hemen yeni haftayla beraberiz zaten. Bunu konuşacağız. Kronolojik sırayla gidelim. Trabzonspor'la başlayalım. Kasımpaşa deplasmanında önemli bir maça çıktı Trabzonspor. Bakasetas'ın ceza sahası dışından attığı güzel golle de 1-0'lık bir galibiyet elde ettik. Kalede yine Uğurcan vardı. Victor Hugo Edgar'ya ikilisi yine aynı şekilde. Stoper'de gördük. Sağda Bruno Perez, defansta sol bekte de Denzville'i gördük. Bu sefer Berat Özdemir, Marek Hamşik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür ve Vakayeme orta sağ diye adlandırabiliriz. Cornelius da Trabzonspor'da santrofor olarak görev yaptı. Trabzonspor genel hatlarıyla, hani ben maçın büyük bölümünü izledim, beni tatmin eden bir oyun oynadı. Trabzonspor bir şey yapmaya çalışıyor, bir oyunu ısrarla oynamaya çalışıyor. Bence doğru yolda. Sezon başında bu yapılan transferler, zaten işte Vakayeme vardı, zaten Berat vardı, zaten Abdülkadir Ömür vardı, Uğurcan Çakır vardı, Edgar ya Victor Hugo ikilisi her ne kadar tartışılsa da geçen seneden bu yana birlikte oynama alışkanlıklarını geliştirmiş oyunculardı. Şimdi buna Bruno Perez, Cornelius, işte bunun beraberinde Marek Hamşik gibi isimler katılınca, işte Bakasetas ve Vakayeme'yi zaten söylemeye gerek yok. Trabzonspor sezon başında acaba bu sezon gerçekten başarılı olabilir mi? Şampiyonluk yolunda ciddi bir iddia ortaya koyabilir mi diye bunu hep konuştuk. Şu anda da bu düşüncelere paralel bir puan durumu mevcut. İkinci sırada averajla 5 maçta da hata yapmadı Trabzonspor. Beraberlik haricinde 13 puan topladı. Trabzonspor için en iyi sezon girişlerinden bir tanesi olabilir. İstatistik olarak hani en son ne zaman 5 maçta 13 puan, ilk 5 maçta 13 puan görmüştü Trabzonspor'dan bilmiyorum. Önümde de açık değil. Ama benim hatırıma geldikçe, çok uzun süredir bizim ligimizi takip ediyorum, hatırıma yakın geçmişte böyle bir Trabzonspor en azından son belki 8-10 yıl içerisinde gelmedi. Çok iyi bir giriş yaptı Trabzonspor. Abdullah Avcı ile geçen sezon, tabii Abdullah Avcı katıldıktan sonra ciddi bir ivme yakalamıştı. Ama Abdullah Avcı'nın kendi kurduğu bir kadro değildi. Bir kadroyu devralmıştı ve o kadroyu birazcık daha defansif anlamda toparlamış. Az gol yiyen ama karşılığında da çok fazla gol bulmayan ama bileği kolay bükülmeyen bir Trabzonspor izledik. Haftalarca hatta ciddi bir kazanma geleneği de tek farklı galibiyetlerle geçen sezonun orta bölümlerinde Abdullah Avcı ile beraber yakalamışlardı ki Trabzon'da Fenerbahçe'ye Pelkas'ın attığı golle mağlup oluncaya kadar, hani oraya kadar çok iyi getirmişlerdi. O bir kırılma anıydı Trabzonspor için ve hani orada o kırılma Trabzonspor aleyhine yaşanınca geçtiğimiz sezon için çok ciddi ümitler besleyemedi Trabzonsporlular. Ama zaten böyle olması sürprizdi. Çünkü çok kötü bir başlangıç yaptıktan sonra Abdullah Avcı ile toparlayabildiği kadar toparlandı Trabzonspor. Hep söyledik, Abdullah Avcı'nın istediği transferler yapılırsa, işte Uğurcan, Vakayeme gibi, Bakasetas gibi oyuncular takımda tutulabilirse, bunun beraberinde iyi bir forvet alınırsa gibi gibi pek çok cümle kurduğumuzu hatırlıyorum. Abdullah Avcı ile beraber bir kamp dönemi de yaşandığında bu defa Trabzonspor başka bir iddiayla yeni sezona başlayabilir diye öngörüyorduk. Bu transferler gerçekleşti. İyi de bir hazırlık dönemi geçirdi Trabzonspor ve şu anda da ligde kendini gayet iyi bir yere konumlamış durumda. Kasımpaşa karşılaşması tabii ligin hala başı, yani tam belki oturması gerekiyor. Yani izlediğimiz yabancı liglerde oradaki takımlar için böyle şeyler pek kullanamıyoruz. Yani henüz 5. hafta gibi, onlar çok daha erken hazır oluyorlar. Ama bizim ligimizin hazır olma süresi standartları göz önünde bulundurulduğunda yine Trabzonspor en hazır takımlardan bir tanesi gibi görünüyor. Bakalım Abdullah Avcı bu karşılaşmanın ardından neler söylemiş. Onun açıklamaları üzerinden Trabzonspor'u konuşmaya devam edeceğiz. Öncelikle
özellikle sıcak bir gün. Yani bu mevsimde hakikaten fiziksel anlamda zorlayan bir durumdu. Bunun için özellikle bizim hem dominant oyun oynamak için hem de topa sahip olmamız gereken bir gündü. Zaman zaman bunu yaptık. Zaman zaman özellikle rakibi devreye soktuğumuz anlar oldu. Önce savunmayı doğru yapabilmek, bu savunma anlayışını hücumdayken de yapabilmek, kenar ortada karşılarken de yapabilmek gibi çalışmaları da çok tekrarla yapıyoruz. Geçen seneden beri takım da buna çok cevaplar verdi takım savunmasıyla ilgili. Bugün söylediler, lig tarihinde bir 81-82'den sonra uzun süre deplasmanda kaybetmeyen bir takım olmuşuz 20 maç üzerine, doğru mu? Bu tarihte bir yerde, ufak bir yerde de olsa bu şekilde olması güzel. Onun için sevindik. Kazandığımıza daha çok sevindik. Oynayanlar, girenler, çıkanlar, rekabet, kaliteli oyuncuların olması bizde oyundaki hamlelerimizi daha da arttırıyor. Onun için devrede parmak değişikliği o yüzdendi. Çünkü çok iyi çalışıyor. Ömür bugün doğru bir oyun oynadı. Hem kenarda hem içeride attığımız gol öncesi o mesafeyi topla kat etmesi zaten golün gelmesini sağladı. Doruk'la Siopis oyuna girdi. Onlar doğru işler yaptılar. Takımın direncini ayakta tuttular. Genel olarak bütününe herkese teşekkür ediyorum. Genel taraftara teşekkür ediyorum. Uzun zamandır Trabzon şehrinde takıma, bana, herkese çok önemli destekler var. Bunu oluşturan başkan ve yöneticilerimize teşekkür ediyoruz, bu kadroyu destek oldular. Şu daha çok mutlu ediyor. Trabzonspor maçlarını seyretmek keyif veriyor ve destek oluyorlar. Bir organizasyon var sahanın içinde ve biz bunu daha iyi nasıl yaparız? Bunun üzerinde daha iyi nasıl çalışırız? Bu oyunu daha nasıl geliştiririz? Hem sonuç olarak onun üzerinde de çalışacak, daha da iyi olacak. Ben genelde öyleyim, hiç kenarda duramıyorum. Çünkü oyunu çok santim santim böyle çalıştığımız ve hesapladığımız için hep müdahale oluyorum. Bazen kendimi de yoruyorum, oyuncuyu da yoruyorum. Bununla ilgili de daha evvelden de konuşmuştuk. Bu çok böyle hani PlayStation değil. Onda bile hata yapabiliyorsun. Bazen çok fazlasını istiyoruz. Bu beni de yoruyor. Oyuncuyu da yoruyorum bazen. Onun için de özür diliyorum bazen. Şimdi şöyle, geçen hafta bireysel hata yaptık. Aslında yani bütün belki de bir sezonda olmayacak bireysel hata. Rakip de buna. Bugün Galatasaray takımı iyi bir takım olma yolunda adımlar atıyor. İşte bugün bakın Lazio dönüş yapamadı. Biz dönüş yaptık ve maçı kazanıyorduk. Oyuna doğru hamlelerle oyuncunun verdiği cevaplar da oldu. Bugün çok inanılmaz bir sıcak var. Zemin kayıyor. Şimdi burada çok tempo değil, topun temposu, pasın şiddeti, pasın kalitesi önemlidir. Onun için biz bunu zaman zaman yaptık ama bugün bütününe baktığında maç belki bir sıfır ama rakibi hiç devreye sokmadık. Sadece uzaktan atılan ortalar veya kalecimizin karşıladığı kenar ortalar var. Bunlar var. Bu kolay değil. Burada 3 hafta evvel bu takım 2-0'dan geri gelip Galatasaray'la berabere kaldı. Her maç zor, her oyun zor. Kazanmak önemli. Kazanırken neyi cebine koruyorsun? Olumlu olumsuz neler var? Güçlü yanımızı daha nasıl ortaya çıkartabiliriz? Daha fazla neler yapabiliriz? Bunun hem görselde hem sahada, projekte hem bireyselde çalışıyoruz. Bazen zaman zaman dalgalanmalar da olacak. Bu oyun böyle. Her zaman kazanamazsın. Dünyanın en büyük takımları da kazanamıyor. Onun için şehirden zaman istemiyorum. Sabır istiyorum. Her zaman destek olsunlar. Pozitif bu var şu an itibariyle. Yolumuz güzel bir yol. Onun için oyuncularıma tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi bunu hep böyle bazen söylüyorum. Dışarıdan muhakkak bilgiler almanız gerekiyor. Artık futbolun içinde bir takım veriler kullanılıyor. Ben buna çok dikkat eden ve bunun sonuna kadar hem yorgunluk hem sakatlanma ve oyuncuların fiziksel durumundan da hazır olduklarında sahip. Bugün Dorukhan veya Cervinho bugün ilk defa girdi. 20 dakika girdi, farkındasınız. İlk önce fizyoterapistlerden çıkıyor. Sonra performans hocasından çıkıyor. Tam hazır hale geldiği zaman sahaya ve takımın içine girebiliyor. Dorukhan da bu şekilde geçiyor. Bu verileri, bunları tamamladıktan sonra o süreleri planlayarak hareket edebiliyoruz. Onun için bundan sana 3 gün sonra Dorukhan 11'de oynayacak desem şu an itibariyle doğru olmaz. Zaten oynayan bir takım var. Onun içindeki bu rekabet, bugünkü performans, takımın şiddeti, hızı, her şeyine çok da destek sağladı Siopis'le ikisi. Böyle artarak devam edecek. Amir takım teknik direktörlüğü yapmış birisi. Hiçbir zaman bu konuyla ilgili konuşmadı. Konuşmayacağım da. Sadece amir takım teknik direktörü çok onurlu bir yerdir. Eğer fikrimizi sorarlarsa yardımcı olmaya çalışırız. Eğer fikrimizi sormazlarsa milli takıma oyuncu yetiştirebilirsek oraya katkı sağlamış oluruz. Abla Avcı'nın maç sonrasındaki açıklamaları bu şekildeydi. Kim ne derse desin ben Abdullah Avcı'yı iletişim becerisi, teknik taktik konuşması, farkındaysanız diğer teknik direktörlere göre çok çok farklı. Bizim böyle teknik direktörlere ihtiyacımız var. Abdullah Avcı'nın milli takımda kimyası uymamıştır, Beşiktaş'ta kimyası uymamıştır. Pek çok şey söylenebilir. Teknik taktik olarak beğenmeyebilirsiniz. Bunların hepsine saygım var ama bir basın toplantısında basına, taraftarlara, spor severlere verilmesi gereken hemen hemen bütün bilgileri her anlamda veren, kendini de eleştirebilen bir teknik adam. En azından bu iletişim gücü bakımından bir fark yaratıyor, bir ayırt edici özelliği var. Ben Trabzonspor'a da iyi bir kimya yakaladığını düşünüyorum Abdullah Avcı'nın. Eğer Trabzonspor Abdullah Avcı'ya
sabrederse bu sezon şampiyon olmak zorunda da değil Trabzonspor, kaçırabilir, önemli değil. Ama bu istikrarı devam ettirirse orta uzun vadede Abdullah Avcı ile beraber ciddi başarılar elde edeceğini ve ard arda işte belki önümüzdeki 10 yılın 4'ünde 5'inde şampiyon olabilecek bir performans ortaya koymaması için hiçbir engel göremiyorum. Ama dediğim gibi sabretmek lazım. Trabzonspor'da sil baştan çok yapıldı. Tekrar sil baştan yapılırsa Trabzonspor 4-5 yıl geriye gider. Şu anda takımın durumu çok iyi. Ben dediğim gibi iletişim anlamında Abdullah Avcı'yı iyi buluyorum. Kendini geliştirmeye çalışan da bir teknik direktör. Yani ne diyeyim, artık Trabzonspor'a başarılar dileyelim. Yani gayet hani istatistik tarafında da, sahaya yayılmada da, hücumsal anlamda da, defans anlamında da Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın da söylediği gibi belki 1-0 böyle zor kazanılmış bir galibiyet gibi okunabilir. Maçı izlemeyenler tarafından, eğer izlemediyseniz böyle düşünebilirsiniz ama Trabzonspor gerçekten çok yaklaştırmadı kalesinde Kasımpaşa'yı. Bunun dışında rakip kalede de etkili oldu. Yani toplam 12 şut gönderdi ki bunlardan 9 tanesi isabetli olmuş. Karşılığında Kasımpaşa'nın sadece 3 isabetli şutu var ki 2 tanesini canlı gördüm. Hani böyle nasıl söyleyeyim, hani tehdit üreten şutlar değildi onlarda. Dolayısıyla buraları böyle taktiksel olarak doğru geçtiğini söyleyebiliriz Trabzonspor'un. Şimdi Trabzonspor tabii bu hafta Konyaspor deplasmanında olacak. Perşembe günü saat 5'te bu maç. Kolay bir maç da olmayacak Konyaspor'da. Trabzonspor'un takipçisi. Yani Trabzonspor 13 puanla ikinciyken Konyaspor'da 11 puanla 3. sırada ve maç Konya'da Trabzonspor için yine zorluk derecesi yüksek maçlardan bir tanesi olur. Heyecanla bekliyoruz bakalım Trabzonspor beklentileri karşılayabilecek mi, üzerine çıkabilecek mi diyelim. Buradan Trabzon'a ve Trabzonlara da selamlarımızı iletmiş olalım bu vesileyle ve geçelim yine maçların oynandığı sırayla ilerlemek adına Antalya Spor Beşiktaş karşılaşmasına. Beşiktaş tabi Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu ve fiziksel olarak çok yorulduğu hem de psikolojik olarak da zorlandığı bir karşılaşma sonrasında hemen 2 gün sonra Antalya Spor deplasmanına gitti. Kalede Mert Günok'la başladı Beşiktaş. Tabi çok sayıda sakat ve cezalı olduğu için Mehmet Topal, Montero stoper ikilisiyle karşılaşmaya başladı. Sağ bek Necip Uysal, sol bekte de Ensakala'yı gördük. Orta sahada üçlü diye adlandırabileceğimiz bölgede Josef de Souza, Salih Uçan ve Atiba Hutchinson'ı izledik. Sağ açıkta Gökhan Töre, sol açıkta Kenan Karaman ilk 11 başladı. Santrafor olarak da Batshuayi'yi izledi spor severler. Maçın hikayesi maçın içinde yazıldı aslında. Beşiktaş çok tutuk başladı. Antalya Spor'da böyle 10. dakikadan sonra sazı eline aldı. Hani Beşiktaş'ın üretemeyişinden cesaretle de ciddi Beşiktaş kalesini tehdit etmeye başladı. Ve nispeten başarılı da oldu. İlk yarıyı 2-0 önde kapattı Antalya Spor. Ki maçın kırılma anı bence Antalya Spor'un 45+2'de bomboş pozisyonda karşı karşıya kaçırdığı goldür. Eğer o pozisyon golle sonuçlanıp ilk yarıya 3-0 mağlup şekilde gitmiş olsaydı Beşiktaş, ben bu tepkiyi bu şekilde veremeyebileceğini düşünüyorum daha yüksek ihtimal. Çünkü 2-0 ile 3-0 arasında çok ciddi bir fark var. Yani 2-0 iken ya bir gol bulsam 60'a kadar 2-1, ondan sonra rakip panik yapar, en kötü berabere bitiririm diye düşünebilirsiniz ama 3-0 başka bir şey. Hani o psikolojiyi yönetmek, ki Şampiyonlar Ligi dönüşünde çok kolay değildi. Maçın içerisinde ciddi zorluklar da oldu Beşiktaş adına. Şimdi oyundan çıkmak zorunda. Yani Necip Uysal sakatlandı. Bu bir problem Beşiktaş adına. Onun yerine bir taktiksel değişiklik oldu. Yani Beşiktaş'ta herkes her yerde oynadı. Ama karşılaşma içerisinde Kenan Karaman, Mehmet Topal, Salih Uçan, Gökhan Töre, Necip Uysal oyuncu değişiklikleri yapılmak durumunda kaldı. Yani bunlar çıkan oyuncular, diğerlerine de işte Beşiktaş'ta Gezal, Pjanić erken dakikalarda, Rıdvan Yılmaz dahil oldu ki Rıdvan Yılmaz 37'de oyuna girdi ve golünü de kaydetti. Yani ilk yarı ile ikinci yarı arasında işte Beşiktaş'ın
birazcık aslında Antalya Spor'a da burada pay verebiliriz. Hani Beşiktaş'ın hakkını yemiş olmayalım. Sergen Yalçın da hakkını yemeyelim. 2-0'dan 3-2 Şampiyonlar Ligi karşılaşması dönüşü maçı çevirmek çok kolay bir iş değil. Yani bu anlamda Beşiktaş'ı tebrik etmek lazım. Ama diğer yandan da Antalya Spor gerçekten hani farkı açabilecekken, Beşiktaş paralize olmuşken o farkı açamamış olması. Bunun dışında 2-0'ın ardına birazcık ikinci yarı sığınan bir oyun oynamaya çalışması, oyunu çok sahasında kabul etmesi, Beşiktaş kalesini tehdit etmekten vazgeçmesi birazcık da Beşiktaş'ın bu geri dönüşünde etkili oldu, pay sahibi oldu desek herhalde yanlış olmaz. Gökhan Töre'nin performansını hiç beğenmedim. Yani Gökhan Töre'yi çok da severim. Hem bir spor sever olarak hem de bir Beşiktaşlı olarak. Yani bu anlamda üzülerek takip ediyorum Gökhan Töre'nin performansını. Yani TFF birincilikten veya ikincilikten herhangi bir oyuncuyu orada oynatsanız herhalde Gökhan Töre'nin bu maçta verdiği performans kadar performans ortaya koyabilir. Hani birebir de bir şeyler yapmaya çalışıyor. Başarısızlıkla sonuçlanıyor. Pasları olumsuz. Defansif anlamda pres yapıyor. Top kazanamıyor. Pas arası yapamıyor. Yani Gökhan Töre kendi potansiyelinin çok 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 altında maalesef bir görüntü çiziyor diyebiliriz. Montero Beşiktaş kadrosu adına yükselen değer diyebiliriz. Kenan Karaman da fena değil. Yine naçizane benim beklentilerimin üzerinde bir futbol sergiliyor. Mert Günok nasıl bir kalecilik yaptı? Evet, çeşitli pozisyonlarda önemli kurtarışlara imza attı. Ama yine de işte gerçi bu sezon Altay'ın, Uğurcan'ın ve Muslera'nın performansları da öyle. Aman aman çok iyi değil yani, geçen sezonki seviyelerinde değil. Ama ben Mert Günok'un bu maçta mesela ortaya koyduğu performansı da Beşiktaş'ın rakipleri olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a kıyasla bir adım geride bir kalecilik performansı gördüğümü söyleyebilirim. Hatta ilk golde belki, hatta ikinci golde bile üst düzey, daha yüksek profilli bir kaleci onlardan bir tanesini savuşturabilirdi belki diye düşünüyorum. Ama total olarak baktığımızda, tekrar söylemiş olayım, ilk yarı 2-0 gerideyken oyunu oradan alıp şeye getirmek, 3-2'ye getirmek ve böyle bir zor bir deplasmandan 3 puana dönmek neresinden bakarsanız büyük iş. Necip Uysal sakatlandı. Yerine Pjanic girdi. Taktiksel bir değişiklik yapıldı. Mehmet Topal çıktı 37'de. Rıdvan Yılmaz girmek durumunda kaldı. Ki o da yine iyi bir performans ortaya koydu. Beşiktaş'ta sürekli stoperler değişti. Yani oyun içerisinde değişmek zorunda kaldı. 46'da Gezal çıktı. Gökhan Töre girdi. Larin çıktı, Kenan Karaman girdi. 49'da 2-1'lik Larin'in güzel pasına Rıdvan Yılmaz güzel bir gol attı. Soldan kat etti uzunca bir mesafeye. Güzel, kalecinin sağından sağ direğin dibine yerden bir şut gönderdi. Batshuayi 65'te 2-2 yaptı. 76'da Gezal gerçekten çok şık bir gol attı. Ceza sahası dışından yani Gezal tarzına nasıl söyleyeyim, geçen senelerinin ikinci yarısında attığı gollerden birazcık daha farklı, daha sert, ayağının üstüyle köşeye sert gönderdiği bir şuttu. Ve Beşiktaş bu şekilde önemli bir galibiyet almış ve liderliği de korumuş oldu. Kendi hesabına bakalım Sergen Yalçın bu karşılaşmanın ardından neler söylemiş. Enteresan bir gece oldu, onu söyleyebilirim. Normal akışında olmayan şeyler oldu bu akşam. Çok ciddi bir kaos ortamı oluştu bizim için. Özellikle oyun ilk yarısında. Zaten eksik olan kadromuzdan alternatifi olmayan iki tane oyuncu arka arkaya kaybettik. İki tane hamle şansımızı kullandık. Enteresan seçimler yaptık, öyle diyelim. Yani ben öyle diyorum. Çünkü anlık karar verilecek seçimler bunlar. Dakikalık karar veriyoruz. Düşünme imkanımız olmuyor. O anda aklımıza gelen en doğru şeyi yapmak istiyoruz. Ve yaptık. Zor bir ilk yarı oldu. Yani göreve başladığımızdan beri belki de böyle bir kaos, böyle bir zorluk yaşamamıştık ilk 45 dakikada şu ana kadar. Onu söyleyeyim. Yani kaybetseydik de skoru çok önemsemeyecektim. Onu da söyleyeyim. Çünkü böyle bir ortamda sürekli oyuncuların yerlerinin değiştiği bir takım, dengesi bozulmuş, düzeni bozulmuş. İşte bazı oyuncuları dinlendirelim dedik, oynatmadık. Öbürlerini oynattık. Onları oyuna sokmak zorunda kaldık. Birilerini çıkartıyoruz. Habire oyuncuların yerleri değişiyor. Zor bir durum. Ama ikinci yarı klasik bir oyun düzeni oturunca oyuncularımız çok çaba sarf ettiler.
oyunu çevirmek için. Kolay olmadı tabii. Öncelikle onlara teşekkür ediyorum. Bu çabayı sarf ettikleri için. Geri dönüşler tabii ki güzeldir ama deplasmanlardaki sıfırdan geri dönmek çok kolay bir iş değil. Ama bunu demek ki bunu başarabilecek gücümüz var. Oyuncularımızın gücü var. Daha 3 gün evvel çok ağır maç oynamış oyuncular ve 3 gün sonra tekrar maç oynayacağız. Çok ağır bir tempo sezon başında maalesef önümüze çıktı ama oynamak zorundayız. Elimizden geldiğince oyuncularımızı hazırlatıp oynatmaya çalışacağız. 6 oyuncumuz yoktu. Bugün 2 tane daha eklendi. 8 oldu. Yani çok geri dönecek oyuncumuz belki Wellington'la Rozier dönebilir. Diğer oyuncularımızın bundan sonraki 2 müsabakada dönme ihtimali bir maalesef zor biraz. O yüzden onlardan yoksun. Aynı şekilde devam edip en azından oynayacağımız müsabakalarda ne kadar az yara alırsak, ne kadar hasarsız atlatırsak ondan sonraki sürece çok daha doğru şekilde bakabiliriz diye düşünüyorum. Bugün itibariyle tabii ki mutluyuz kazandığımız için. Umarım böyle sorunlar bir daha yaşamayız. Gerçekten oyuncular çok çaba sarf etti. Hepsine teşekkür ediyorum. Olaylar hep çalışmadığımız yerlerden maalesef gelişti. Yani o bölgelere hiç çalışmamıştık. Hani bunların yerine kim oynatırız diye bir planımız yoktu açıkçası. Diğer bölgelerde oyuncularımız var da oralarda yoktu oyuncularımız. İşte önce Josef'i stoperi aldık. Devre arası Atiba'yı stoperi aldık. Josef'i normal yerine çektik. Sakala'yı sağ aldık. Rıdvan'ı oraya aldık. İşte Pjanic'i aldık zaten ilk yarının ortalarında. Raşit'le Larin'i almak zorunda kaldık. Çünkü Raşit'in de son maçtan sonra ufak tefek problemleri vardı. Yani çok enteresan bir gece oldu bizim için ama yani sonucunda tabii kazandığımız için bu bizi çok mutlu etti. Yani gecenin en önemli anı 2-0 geriden gelip kazanıp geriye dönmek. Bu tarafı bizim için yeterli. O Batshuayi fizik olarak hazır. Kelsey de bize gelirken o sezon başını zaten orada geçirmiş. Zaten fit bir oyuncu. Fizik gücü çok iyi. Hazır durumda. Kendisi zaten ısrarla oynamak istediğini vurguluyor. Yani hazır olduğunu vurguluyor. Biz de oynatıyoruz. O da bugün çok iyi performans sergiledi. Yani bütün oyuncularımızın 10 gibi fit durumda olması gerekiyor bu maçları oynamak için. Yani bazıları tabii sezon başı yapmayan, eksik kalanlar, sakat kalanlar olabiliyor. Umarım onları da yavaş yavaş toparlarız. Evet, Sergen Yalçın'ın dediği gibi gerçekten Beşiktaş'ın başına pek çok aksilik geldi maç içerisinde. Beklenmedik şekilde bunlara hani bu krizi Beşiktaş sonuçtan geriye dönüp bakacak olursak demek ki iyi yönetti. Zorlanıldı gerçekten maç içerisinde, herkes her yerde oynadı, bazı anlarda sürekli taktiksel değişiklikler gördük. Ama tekrar söyleyeyim, Beşiktaş'ın yaptıklarını yatsımıyorum, inkar etmiyorum. Sergen Yalçın'ın ve Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi dönüşünde böyle bir deplasmanda 2-0 geriye düşmüşken bu tepkiyi, bu itirazı verebiliyor olması çok önemli. Bu beceride olması, bu mücadeleyi ortaya koyabiliyor olması çok önemli. Yaşadığı bunca işte maç içerisinde olumsuzluğa rağmen, ama yine de tek bir nedeni yok bu maçın 2-0'dan 3-2'ye dönmesinin. Onun Antalya Spor madalyonuna baktığımızda, Antalya Spor'un da dediğim gibi birazcık ikinci yarı vitesi küçültüp dur biz bunu birazcık koruyalım bu skoru demesi de etkin oldu. Hatta ve hatta az önce de söylediğim gibi maç 2-0 iken ilk yarının sonunda o gol atılabilmiş olsaydı Antalya Spor adına o zaman böyle bir geri dönüş belki de çok mümkün olmayabilirdi diye düşünüyorum. Beşiktaş bugün, artık takvim günü değiştiği için bugün diyeceğiz, saat 8'de Adana Demirspor'u konuk ediyor ve çok sayıda eksiği var. Bakalım Beşiktaş ne yapacak. Adana Demirspor'da tabii kendi beklediğinin çok gerisinde bir başlangıç yaptı. Yani Adana Demirspor bu sene şampiyon olur mu diye konuşuyordu. Herkes belki öyle düşünmüyordu ama yine de böyle bir dile gelen ihtimali evrende olan şeylerden bir tanesiydi. Her ne kadar az da olsa ama ilk 4-5-6 takım içerisinde yer alacak bir kadro kurulduğu ortalama olarak spor kamuoyunda düşünülüyordu. İşte ilk galibiyetini bu geçtiğimiz hafta aldı. Çaykur Rizespor'u sahasında 3-1 yenerek şimdi Beşiktaş deplasmanı gibi zor bir deplasmana geliyor. Yani Beşiktaş bir şekilde kazanmaya yakın. Tabii hani öyle söyleyebiliriz. Yanlış bir şey söylemiş olmayız böyle söylersek. Ama diğer yandan da hani Sergen Yalçın istediği rotasyonları yapamayıp sağlıklı oyuncuları arda arda bu defa oynatmak durumunda kalıyor. Bu hani hayal edilen bir şey değil Beşiktaş adına. Ama tabii ki Adana Demirspor'u Beşiktaş'ın yenmesi sürpriz olmayacaktır. Takip edeceğiz saat 8'de karşılaşma. Beşiktaş adına da ligin iyi başladığını söyleyebiliriz. 5 maçta alınan 13 puan ve averajlı liderlik şu anda geçen sezon şampiyon
olduktan sonra bu sezona da bu şekilde bir giriş yapmış olmak şüphesiz Beşiktaş için pozitif ve 2-0'dan 3-2 geriye gelip deplasmandan 3 puan alıp liderliği koruyor olmak da bunlar ligin aslında önemli anahtarları. Beşiktaş mesela ilk adımı, yani bu sene eğer şampiyon olacaksa, öyle bitirecekse atılacak belki 8-10 manşetten bir tanesi de Antalya Spor deplasmanında 2-0'dan 3-2. Bu zorluklara rağmen bu geriye dönüş hikayesi olacaktır. Şampiyonluk hikayesinin belki paragraflarından bir tanesi de bu deplasman olacak. Bu da bu şekilde artık hatıralarda ve tabelada yerini almış oldu diyelim ve geçelim Galatasaray'a. Galatasaray'da Alanya Spor'u konuk etti. Mesela beni şaşırtan neticelerden bir tanesi bu. Ben Galatasaray'ın o veya bu şekilde sahasında ki iyi oynadığı, nispeten hani ilk defa böyle çok derli toplu göründüğü Lazio karşılaşmasından sonra içeride Alanya ile oynarken Galatasaray'ın ortaya iyi bir performans koyacağını öngörmüştüm. Ama öyle olmadı. Hatta Fatih Terim çok rotasyon da yapmadı. Yani Lazio kadrosunu bozmadan sahaya çıktı. Orada bir yani fiziksel anlamda da demek ki oyuncularına güvendi veya tercihini rotasyon yapmamaktan yana kullandı. Çünkü iki senaryo vardı belki de. Hani kazanan takım çok bozulmaz ya. Hani usulen ya da böyle oturmuş bir teamül vardır. Ya o şekilde devam edecekti veya bir takım rotasyonlar yapacaktı. Rotasyon yapmamak yönünde bir takdir gösterdi Fatih Terim. Ama takım, yani Galatasaray bence Lazio maçıyla hiç alakası yoktu. Yani geceyle gündüz gibi fark vardı. Yani Galatasaraylı oyuncular çok sahada değillerdi gerçekten. Fizik anlamda da, mental anlamda da Galatasaray kayıpları oynadı desek sanıyorum çok yanlış bir şey söylemiş olmayız. Tabii ki maçın içerisinde an be an hani çeşitli bölümlerde etkili olan, olmaya çalışan bir Galatasaray da izledik. İç saha performansı anlamında zaten Galatasaray'dan beklediğimiz bir şeydi. Ama Alanya Spor hem iyi savuşturdu hem de Kandeya Yaşın'ın ayağından 87. dakikada bulduğu golle İstanbul deplasmanından 1-0'lık galibiyetle Antalya'ya dönmeyi başardı. Galatasaray Muslera kalede, Victor Nelson ve Luyendama stoper ikilisiyle başladı. Sol bek Van Aanholt, sağ bekte Yedlin sahadaydı. Orta üçlü diyelim, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu ve Çikaldao. Morutan'ı birazcık daha sağ hücum tarafında gördük. Kerem Aktürkoğlu da yine her zaman olduğu gibi sol hücum tarafında Galatasaray'ın silahlarından bir tanesiydi. Forvet olarak da Halil Dervişoğlu'nu izledik ki o da oyun içerisinde değiştirilen oyunculardan bir tanesiydi. Galatasaray'da Emre Kılınç, Feguli ve Mustafa Muhammed 46. dakikada, yani ikinci yarının başında oyuna girdiler ama kıpırdanmalar olsa da durumu kurtarmaya yetmedi. Babel 77'de oyuna girdi. Taraftarların tepkisini de aldı. Etkisizliği nedeniyle 73'te de Ömer Bayram girmişti. Bu değişiklikler de Galatasaray için yeterli olmadı. Bülent Korkmaz'ın Alanya Spor'u deplasmanda Galatasaray'ı böylece 1-0'lık sonuçla mağlup etmiş oldu. Evet, tabii Galatasaray için ligin çok iyi başladığını söylememiz doğru olmaz. Yani Lazio maçını görmeyecek olursak eğer, Galatasaray'ın böyle çok derli toplu oynadığını da dürüst olmak gerekirse söyleyemeyeceğim. 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet ve atılan 8 gol karşılığında yeniden 6 gol. Bu Galatasaray için tabii ki veya Galatasaraylılar için ideal bir sezon başlangıcı olduğunu söylemek çok zor. Transfer döneminde Galatasaray belki daha yüksek profilli, yaş olarak da 30 ve üzeri yaşlarda olan birkaç oyuncu transfer etmek yerine 4-5 tane işte 22-25 yaş aralığında, daha çok ortalamasını söylüyorum, tek tek detaylarla zamanı almayayım diye, zaten Galatasaraylılar takip ettiler, biliyorlar. Bu tarz umut vadeden nispeten az önce bahsettiğim daha tecrübeli ve ileri yaştaki oyunculara göre daha ekonomik oyuncuları tercih etti. Tabii bu tercih aynı zamanda kısa vadeli başarıyı nasıl söyleyeyim
riske eden bir yaklaşımda. Oyuncuların tutması durumunda, başarılı olmaları ve takıma intibak etmeleri durumundaysa ortaya uzun vadede Galatasaray'a çok verimli, faydalı olabilecek, katma değer üretebilecek bir transfer stratejisiydi bu. Ama kısa vadede, en azından çok kısa vadede, yani ligin en azından 5 haftalık bölümü geride kalmışken Galatasaray'a bu durumun olumsuz yansıdığını görüyoruz. İşte bunlar hep tercihlerle alakalı. Galatasaray şimdi bu tercihinde ısrar edebilir ve belki bu sezonun ikinci yarısında, belki önümüzdeki haftalarda, belki önümüzdeki sezonlarda bu kadroyla hani birazcık daha adım adım iyileştirerek ve oturtarak çok sarsılmaz, iyi, genç, kale gibi bir kadro da kurabilir. Burada da bu durumdan tabii ki memnun olup olmamak Galatasaraylı taraftarların nezdinde bir konu. Artık herkes nasıl bakıyorsa, ama bugün sahada gördüğümüz Galatasaray'ın çok yeterli olmadığını şampiyonluk için, eğer bu şekilde devam edecekse belki en büyük şampiyonluk adaylarından birisi olarak masaya koyamayacağımızı da gösteriyor. Bugünkü Galatasaray'dan bahsediyorum. Sezon başından bu yana bize izlettiği Galatasaray'ın, dediğim gibi, böyle çok güven veren, kısa vade için çok umut vaat eden bir Galatasaray değil. Bakalım Fatih Terim bu karşılaşmanın ardından neler söylemiş, sonrasında yine sohbetimize devam edeceğiz. Bugün onu da görmüş olduk. Demek ki 3. gün oynanacak maç. İstiklal adına aynı takımı sürdüm. 2 kişi değişik. Ama demek ki rotasyon istiyor. Ancak üzgünüm tabii kaybettiğimiz için. Çünkü yani özellikle ikinci yarı esasında değişiklikler kendini gösterdi. Oyunu oraya yıktık. Hücum devamlılığını elimize aldık. Pozisyonlar ürettik. Arda arda yan toplar, frikikler. Ama son topu içeri bir türlü atamadık. Ancak bizim tabii daha büyük bir sorunumuz var. Muhakkak ki kimse kaybetmek istemez ama daha yolun çok başındayız, daha Eylül'deyiz. Şimdi bizim taraftarımız, bizim seyircimiz, bizim en önemli silahımız. Ama böyle olursa aleyhimize döner bu iş. Yani sahanın içerisinde 30. dakikayı yedin, geri pas atıyor, yuh çekiyorsun. Şimdi adam vermeyecek mi, anlamadım yani. Arkasından orta atamıyor tekrar. Ömer'e küfürler, Babel'e yuhlar. Ne oluyor yani Galatasaray seyircisi? Hadi anladık, sosyal medyada herkes antrenör de. Kazanamayız biz bu oyuncuları. Çok basit bir şey söyleyeyim. Emre Akbaba bu yüzden gitti. Bize, bana, arkadaşlarıma, Galatasaray'a en büyük yardımı yapacak olan taraftarımız, ama yedini çıkarmak zorunda kaldık. Zaten yorulmuştu ama tepkiler, etkiler. Şimdi maçtan sonra 8 tane oyuncu rejenerasyona çıkıyor. Siz bazı oyunculara küfür ediyorsunuz. Küfür ediyorsunuz Ali Samiyen'de. Arkamızdan bu küfürleri oyuncularımıza bizatihi duyuyoruz. Ne oldu? Yani burada enteresan bir şey var. Yani Galatasaray'ı ben çok iyi bilirim. Galatasaraylıyı çok iyi bilirim. Galatasaray taraftarını çok iyi bilirim. Bizim için en büyük tehlike budur. Bu çocuklar bunların hiçbirini hak etmiyor. Hiçbirimiz bunun hiçbirini hak etmiyoruz. Daha 5. maç. Şuriye'ne mağlup gelmişiz. Daha 3 gün evvel tarihi bir zafer almışız. Bu nedir? Oyun bitmemiş. Oyun 0-0. Yuh çekiyorsunuz. Yani herkes için söylemiyorum ama statta olan bazı şeyleri dikkat çekmek gerekiyor. Bu bizim için en tehlikelisi. Maalesef. Yani zaten Saşa boy olduğu zaman sağ bekte Saşa oynuyor. Oynamadığı zaman yedir oynuyor. Yani bu 3 gün evvel de adam çok iyi bir top oynadı. Bu nedir? Ben anlamadım yani. O zaman insanın aklına başka şeyler geliyor. Kötü. İyi değil. Bu oyuncularımıza biz gereğini en nezaketli şekilde söyleyebiliriz. Kritik de edebiliriz. Doğru oynadığını, yanlış, ama ne küfürü, ne hakareti, ne yükü, yuhu kimse hak etmiyor. Ne oluyor? Kimin böyle bir şeye hakkı var? Hiç kimsenin hakkı yok böyle bir şeye. Hesap sorma yeri başka yerler. Onun için üzücü olan, benim bugün en çok üzüldüğüm bu. Çünkü devam ediyor, görüyorum. Daha önceden de bir ufak iki kelime söylemiştim bu konuyla ilgili. Yani sosyal medyadaki bazı çok bilmişlerin yönlendirdiği şekilde sempati duyduklarınız oynayacak, antipati duyduklarınız oynamayacak mı? Bunlar hepsi Galatasaray futbolcusu. Ki orada kimin ne yaptığını, neler yaptığını biliyoruz biz, ama buradaki seyirci bizim için hayati önem taşıyor. Eski Ali Samiyen'de herhangi biri çatlak bir ses oldu mu, onu 5 dakika sonra hallederlerdi. Burada maalesef bazı yerlerden özellikle hiç hoş değil. Çözmek lazım bir şekilde. Esas tehlike bu. Daha 5. maç. Olacak bunlar. Dünyada da her dakika kazanan yok. Hiçbir oyuncu yanlış top atmak, hata yapmak, gol yemek, kaybetmek istemez. Ama bunu
Daha belki konuşmalarımızda da sizle konuşmuştuk. Hata yaptığın berabere giderken mağlup durumdayken en çok seyirciye ihtiyacımız var. Öyle mi? Taraftara o zaman daha çok ihtiyacımız var. Rica ederim. Ben üçüncü günün yorgunluğu olarak telakki ediyorum. Bazılarını kaldıramadığını düşünüyorum. Ki burada da hata benim herhalde. Bunu da öğrenmiş olduk. Artı bazen böyle maçlarda Galatasaray takımının önemli yaptığı işlerden bir tanesi iyi oynamazken de öne geçmekti. Bugün bunu başaramadık. İkinci yarı 0-0 iken 45 ile 75 arası o yarım saatte de golü bulamadık ki sete oturduk. Bloklar arasında adam fazlalaştırıp topu alıp dönebildik. Kenarlara beklerimizi daha ileri ittik. Sağdan soldan ortalar da geldi. Pozisyon da bulduk. Ama bir türlü golü bulamadık. Evet, Fatih Terim'in açıklamaları da bu şekildeydi. Ben bir bölümüne katılamayacağım. Eleştirilere açık olmak lazım. Küfür ve hakaret bölümünden bahsetmiyorum tabii ki ama taraftar aslında orada yedlini değil. Belki de Galatasaray'ın ortaya koyamadığı o Galatasaraylı gibi oynama durumunu eleştiriyor. Hani maça giden Galatasaraylı arkadaşlarımla da konuştum ama onların itirazları en azından ki Fatih Terim'i çok çok sevmeleri ve asla toz kondurmamak istememelerine rağmen Fatih Terim'e dönük bir takım eleştirileri de olmaya başladı artık yavaş yavaş. Yani çok tuhaf da değil. Yani Galatasaray neyse birazcık Fatih Terim yani manipüle ediyor gibi geliyor bana bazı süreçleri. Şimdi UEFA Avrupa Ligi'nde iç sahada Lazio'yu yenmek Galatasaray kültürü için tarihi zafer falan değildir. Fatih Terim bunu böyle addediyor. Çünkü Galatasaray işte ne kadar geride kalmış olursa olsun 2000'li yılların başında UEFA Kupası, Süper Kupa kazanmış. Onun dışında da Avrupa'da nispeten diğer kulüplerimize göre son yıllarda her ne kadar bunu 4-5 yıldır başaramıyor olsa da genel anlamda ülkemizi iyi temsil etmiş ve taraftarlarını Avrupa'da mutlu etmiş. Galatasaraylılar tarafından ya da spor kamuoyunun bir bölümü tarafından rakipler kabul etmeyip başka şeyler söylese de Avrupa Fatih olarak adlandırılan bir Galatasaray'da başarı kültürü var. Şimdi durum böyleyken Lazio galibiyetini tarihi bir zafer olarak adlandırmak bana biraz şey geliyor, tuhaf geliyor. Bir şeylerin üstünü örtmeye çalışmak gibi geliyor. Fatih Terim kendisi de söyledi. Gerçi bir ekle söyledi. İşte rotasyon yapmamış olmak benim kabahatim herhalde gibi bir şey söyledi. Herhaldesi fazla. Netice itibariyle bu takım demek ki rotasyon istiyormuş. Yani oynayan oyuncuların fizik kalitelerine baktığımız zaman, pozisyonlardaki devamlılıklarına baktığımız zaman ya da ayakta kalıp kalamamalarına baktığımızda ya da ekstra bir adımı hücum veya defansta atıp atmamalarına baktığımızda bu net olarak ortaya çıktı ki Galatasaray fizik olarak hazır değil. Yani hemen hemen bütün takımlarımızda durum böyle. O yüzden hani o kendi standartlarında eleştiriyorum. Yoksa sırf Galatasaray için şey demem yani. Sonuçta Premier Lig takımları da Bundesliga takımları da 3 günde bir maç oynuyor. Onlar gayet bir 90 dakika daha olsa oynayabilecek durumda görünüyorlar maç sonunda. Ama bizim total olarak fizik durumumuz hani ligdeki bütün takımlar olarak zaten kötü. O anlamda Galatasaray'ı özel olarak eleştirmem. Ama bu bir rotasyon gerektiği anlamına da gelmez. Gerekmediği anlamına gelmez pardon. Gerçekten gerekiyormuş. Fatih Terim de zaten bu gerekeni sonradan değil önden görüp ona göre gerek tedbirleri alıp doğrusunu yapmak üzere orada. Hani konuyu tamamen Fatih Terim eleştirisine getirmeyelim. Ama birazcık da Fatih Terim'in açıklamaları bunlara neden oluyor. İşte sosyal yani art niyet ararım dedi mesela. Şimdi sosyal medyada art niyet arayabilirsiniz. Her şeyde bir şey arayabilirsiniz ama esas aramanız gereken şey art niyet bile olsa oradaki bir küçük geri bildirim. Ben neyi daha iyi yapabilirim diye bir ders almak olumsuzluklardan. İşte bir Fatih Terim'in açıklamalarına baktığım zaman birazcık kendisini oradan uzak görüyorum. Öğreniyorum dedi. Evet doğru. Ama şimdi işte bunu 40 yaşındaki bir teknik direktör, 45 yaşındaki bir teknik hatta 50 yaşındaki bir teknik direktör söylese daha anlaşılır olur. Ama 70 yaşına bu kadar yaklaşmış bir Fatih Terim'in tabii ki öğrenmenin yaşı yok. O ayrı. Ama yine de bunu önden öngörmesi beklenen görevi de bu olan bir teknik direktörün maçtan sonra bunu herhalde sanırım benim hatam
ben bunu da öğrenmiş olduk gibi bir cümleyi bu kadar rahat kuruyor olması da bir rahatsızlığa neden oluyor olabilir. Yine de Galatasaray toparlayabilir. Dediğim gibi buradaki yol Galatasaray için çok kısa bir yol değil. Yani bugünden yarına hızlıca bu kadroyla netice alması çok kolay görünmüyor. Bu arada tartışılıyor da gerçekten. Hani ben de dilim döndüğünce, zaman yettiğince buna yer vermeye çalışıyorum. Hani Fatih Terim'in geldiği noktada Galatasaray için ne kadar yararlı ve nasıl söyleyeyim verimli olduğu, ne kadar formda olduğu da Galatasaraylılar tarafından da tartışılıyor. Bence tartışmakta da bir problem yok. Belki de bu tartışmalar Fatih Terim'i ve Galatasaray'ı motive edip başka türlü bir ateşi yakabilir Galatasaray için. Bu anlamda hani bu tartışmalara, eleştirilere de olumsuz taraftan bakmamak lazım. Ama ne sosyal medyada ne tribünden. Tabii ki zaten küfür, hakaret ve benzeri şeyler teknik olarak tasvip edebileceğimiz şeyler değil. Hele ki hiçbir türlüsünü tasvip etmiyoruz ama kendi takımının genç oyuncusuna bu şekilde yaklaşmak çok doğru olmaz. Ama eleştiri olabilir. Yani ben futbolcu olsam Galatasaray'da oynayan ve top ayağıma geldiğinde taraftarlar beni yuhlasa yani çok motive olurum. Yani hayatımı ortaya koyarım bir dahaki maç. Onları mahcup edip çağırıp beni alkışlayacak bir duruma getirmek için bunu hayatımın amacı yaparım. Ama bazı işte Türkçe tam karşılığı yok. Loser diye tabir edebileceğimiz futbolcular ya da sporcular bu tarz durumlardan çok olumsuz etkileniyorlar. İşte Fatih Terim'in de bunu başka türlü bir şekilde avantaja çevirebilmesi lazım. Ters motivasyon dediğimiz bir şey var. Olumsuzdan motive olur bazı insanlarda. Yapamazsın demeniz lazım bazı insana bir şeyi yaptırmak için, onun sınırlarını zorlamak için. Gerçekten bazı insanlar olumsuzdan motive olur. Bazıları da olumludan motive olur. Zaman zaman da bu değişir. İşte Galatasaray aslında ya da Fatih Terim tecrübesi bu olumsuzluklardan o gerekli dersleri hızlıca çıkarıp ona göre bir aksiyon planı yapıp takımını tekrar avantajlı konuma geçirebilecek yetkinlikte ve tecrübede bir teknik direktör Fatih Terim. Burasını tartışmıyorum. Ama form durumu ve anlık durum çok da sanki böyle pozitif değil Galatasaray adına. Ki Galatasaray Kayseri Spor deplasmanına gidiyor. Maç 22 Eylül'de yani çarşamba günü saat 8'de Kayseri Spor'da 5 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Attığı 5 gol karşısında kalesinde 6 gol gördü. Çok gol atmayan ama belki çok gol de yemeyen bir takım. Kolay bir deplasman değil. Kayseri deplasmanı bu sene özellikle. Kayseri fena başlamadı bence. Oynadığı oyun da fena değil. Ben beğeniyorum Kayseri'nin bu seneki oyununu. Galatasaray için şüphesiz zor bir deplasman olacak diyelim. Ve isterseniz artık şeyi konuşalım. Başakşehir-Fenerbahçe karşılaşmasını konuşalım. Benim sonucunu en çok merak ettiğim karşılaşmalardan bir tanesiydi. Başakşehir-Fenerbahçe maçı. Çünkü Fenerbahçe Sivasspor'la berabere kalmak hariç hatasız şekilde ilk 4 haftayı geçmişti. Sonrasında UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt karşısında son dakikada kaçırdığı penaltıyla galibiyeti kaçırmış. Fena bir oyunda ortaya koymamıştı. Her ne olursa olsun bir Bundesliga takımı deplasmanında kuvvetli bir oyunda ortaya koymuştu ki böyle de öngörmüştük aslında mağlup olmayacağını. Birbirlik beraberlikle dönmüştü. Başakşehir ise geçen sezon korkulu rüyalar yaşadı. Kümede kaldı bir şekilde. Aykut Kocaman geçen sene takıma katıldıktan sonra takımda bir türlü istenen ivme yakalanamadı. Bu sezon o da kabus gibi başladı 4-0 yaparak. Bu şartlardaki Başakşehir sahasında hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde zorlu bir mücadele oynamış ve deplasmandan dönmüş. Fenerbahçe'yi konuk etti. Bu anlamda bence öngörülmesinde zor bir karşılaşmaydı ama dürüst olacağım ben Fenerbahçe'nin bu karşılaşmayı kazanmaya yakın olduğunu düşünüyordum. Ve bunun beraberinde en kötü ihtimalle bir beraberlikle bu müsabakanın sonuçlanabileceğini düşünüyordum ama temel düşüncem Başakşehir'in maçın içerisinde Fenerbahçe'nin oyunu domine edeceği, Başakşehir'in kırılmalar yaşayacağı, erken bir Fenerbahçe golü gelirse de Fenerbahçe'nin rahat bir galibiyet alacağını düşünmüştüm. Hatta 1.84-1.83 gibi oranlar vardı Fenerbahçe galibiyeti için verilen. Bunları da bir fırsat olarak öngörmüş, sizlere tavsiye etmiştim ama benim tam aksimi düşünen arkadaşlarım ve bir takım dinleyicilerimiz haklı çıktılar. Gerçekten Fenerbahçe'yi
ben beklediğimden çok daha az etkiliydi diyebilirim. Altay kaledeydi. Salahi, Kimmin ve Serdar Aziz üçlü stoper üçlüsüyle başladı. Meğer Luis Gustavo, Muhammed Gümüşkaya ve Pelkas orta saha dörtlüsü diyelim. Osay Samuel sağ açıkta, Ferdi Kadıoğlu da sol açıkta oynadı. Berisha da santrafor olarak görev yaptı. Fenerbahçe'de en azından ilk 11 Vitor Pereira tarafından bu şekilde sahaya sürüldü. Yani maçı tamamını diğer karşılaşmalar gibi takip ettim. Yani Fenerbahçe'yi hiç beğenmedim. Yani neden böyle oldu? Fizik olarak mı bir şey var? Geriye gidiş var ya da kaldıramama durumu var? 3 günde bir maç yapmayı bilmiyorum. Ama yani Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt karşısında izlediğimiz Fenerbahçe'den tıpkı Galatasaray'ı Lazio karşısında izlediğimiz Galatasaray'dan farklı olması gibi aynen o şekilde Fenerbahçe'yi geride gördüm. Ama tabii Başakşehir için de bir parantez açalım. Başakşehir 4-0 yaptı belki ama bazı kıpırdanmaları da göstermişti. Yani 4 maçta hiç galibiyet alamayacak ya da hiç puan alamayacak kadar kötü bir 4 maçı geride bırakmamıştı. Ama bu maç özellikle ben yani Mahmut Tekdemir'i, Vizca'yı, Tolga Ciğerci'yi, Aleksic'i, Deniz Türücü, hatta Enda Şimiye'yi, ki çok beğendiğim bir oyuncu değildir, beğendim. Yani Lucas Lima ve Şener Özbayraklı bile ciddi bindirmeler yapıp takımı için tehdit üretmeye çalışan bir oyun ortaya koydu. Ama yeterli Fenerbahçe için hani söyleyecek olursak, Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu mücadele yeterli olmadı. Benim öngördüğümün dışında aslında Okaka'yla 16. dakikada erken golü Başakşehir buldu. Bu belki Fenerbahçe adına en ciddi kırılma anlarından bir tanesiydi. Başakşehir erken golü bulunca Fenerbahçe geri kalan dakikalarda skoru lehine değiştirebilecek hamleleri yapamadı. İkinci yarının başında Samuel çıktı, Valencia girdi, Pelkas çıktı, Rossi girdi. Oyuna bu şekilde müdahale etti Vitor Pereira. 62'de Berisha'yı çıkartıp Mesut Özil'i sahaya sürdü. Yine aynı anda Muhammed Gümüşkaya çıktı, yerine Filip Novak girdi. 75'te de Max Meyer yerine Mert Hakan Yandaş kendine şans buldu son 15-20 dakikalık bölüm için. Ama bu değişiklikler de faydalı olmadı, yeterli olmadı Fenerbahçe için. Duran toptan bulduğu Fenerbahçe'nin birkaç pozisyon dışında akan oyunda organize geliştirdiği ve rakip kaleyi tehdit ettiği, benim hatırıma gelen neredeyse hiçbir pozisyon yok. Bu da önemli sorunlardan bir tanesi olabilir Fenerbahçe için bu maçta ortaya koyduğu performansla alakalı. Topla oynamaya baktığımızda %63'lük Fenerbahçe üstünlüğü görüyorduk. Öyle hatırlıyorum. Maç ortalaması bu şekildeydi. Ama tabii bu oyunun nerede oynadığınız, hep söylüyorum, çok önemli. Fenerbahçe rakip alanda ciddi bir tehdit oluşturamadı. Yeterince kaleyi denedi belki ama isabetli şutları da yeterli değil. 4 veya 5 isabetli şutla bitirdi galiba Fenerbahçe karşılaşmayı. Yani gerçekten benim beklediğimin gerisinde bende. Anlık olarak ya da bir maçlık performans olarak hayal kırıklığına neden olan bir performans izledik diyebilirim Fenerbahçe'den. Bakalım Vitor Pereira ne söylemiş maç sonrasında. Sonrasında yine sohbetimize devam edeceğiz. Poucas ideias, porque de facto acabei, o corpo esteve cá, mas a cabeça não conseguia acompanhar. Tabii ki bir önceki maçın yansımalarının da olduğu bir maçtı bugünkü maç. Aslında Almanya'da oynadığımız olduğumuz maçın faturasını ödedik. Çünkü orada oynadığımız maç çok yüksek konsantrasyon gerektiren, aynı zamanda fiziksel olarak da bizi çok yoran bir maçtı. Dolayısıyla seyahat, maçın ardından seyahat ve maç gecesi oyuncuların tabii ki az uyumak zorunda kalmalarından dolayı takımım yorgundu. Bugün sahada reaksiyon gösteremedik. Baskı yapmakta geç kaldık. Vücut olarak sahadaydık fakat kafa olarak sahada değildik. Doğru kararlar veremedik. Maç bu şekildeydi.
Normal şartlarda oynamış olsaydık kazanma ihtimalimizin çok daha yüksek olacağını düşünüyorum. İkinci yarıda belki kaliteli bir oyun sergileyip kalitemizi ortaya koyamadık ama bir reaksiyon göstermeye çalıştık. Tabii ki bu skordan mutlu değiliz. Rakip de maçın son bölümünde ikinci golü atıp maçı bitirdi. Ama dediğim gibi biz aslında hafta içinde oynadığımız maçın faturasını ödedik. Maç sonrasında seyahat ve dinlenmek için çok az süremiz oldu. Dolayısıyla bunun faturasını ödedik. Zaten Avrupa maçlarından sonra takımların performansına baktığınızda özellikle bu kadar yüksek seviyede oynanan maçlardan sonra bugün gördük ki Galatasaray da kaybetti. Beşiktaş dün çok sıkıntılar yaşadı. Daha sonra maçı çevirdi ve şansla kazandı. Ama dediğim gibi Avrupa maçı sonrası bu tarz faturalar ödeyebiliyorsunuz. Bu maçın açıklaması da bizim tarafımızdan buydu. Size şunu garanti edebilirim ki eğer ben bugün rotasyon yapmamış olsaydım muhakkak sakatlanan oyuncularımız olacaktı. Üstüne bir de maçı yine kaybedecektik. Çünkü böyle bir maçtan sonra aynı kadroyla çıkmak mümkün değil. Yediğimiz gollere baktığımızda da yediğimiz goller yorgunluk sebebiyle olmuştu. Dediğim gibi eğer rotasyon yapmasaydım kesin yine kaybederdik. Üzerine bir de sakatlıklarımız olurdu ki ben daha fazla oyuncularımın sakatlanmasını istemiyorum. Perşembe günü yine bir maçımız var. Pazar günü yine bir maçımız var. Dolayısıyla bu rotasyon yapılmak zorundaydı. Oyuncular makine değil çünkü. Tabii ki ben geleceği göremem. Kristal bir kürem yok. Dolayısıyla ne olacağını o maçta bilemem ama tabii ki o maçta da Olympiakos'a karşı oynadığımız maçta eminim ki çok çekişmeli geçecektir. Orada da biz elimizden geleni yapacağız ve Kasımpaşa maçına da iyi dinlenebilmek için elimizden geleni yapacağız. Daha fazla çözüm üretmeye çalışacağız. Bu maçta bu çözümlerimiz yoktu çünkü sakatlıktan yeni dönen oyuncularım henüz istediğimiz seviyede değil. Bu yüzden istediğim yeteri kadar çözüm yoktu elimde ama o maçta tabii ki oyuncuların daha iyi bir form yakalamış olacak. Dolayısıyla size o maçlarla ilgili bir söz veremem ama şunu söyleyebilirim ki o maçlarda da takımım elimden gelenin en iyisini yapacak. Evet, ama o maçlara daha var. Bizim önümüzdeki maçlara odaklanmamız gerekiyor. Mental olarak dinlenmek için, mental yorgunluğu önlemek için de kesinlikle daha çok dinlenmemiz gerekiyor. Çünkü insan vücudunun dinlenmeye ihtiyacı var. Frankfurt'ta oynadığımız maçı oynadıktan sonra o gece oyuncularım otelde geç saatlere kadar çünkü maç gecelerinde çok erken saatte uyuyamıyorlar. Belki 2'ye 3'e kadar uyuyamadılar. Sabah da erken kalkıp seyahat etmemiz gerekiyordu. Dolayısıyla dinlenmek için bir gecemizi kaybettik zaten. Buraya geldik. Oyuncuların toparlanma sürelerini en kısa süreye indirmeye çalıştık. Fakat dediğim gibi zaten bu maçın hazırlıklarına bir gün kalmıştı bile. Dolayısıyla dinlenmek için çok kısa bir süremiz vardı. Gerçekten bizim bugün sahada evet belki kafa olarak vardık ama ruh olarak, kafa olarak burada değildik, vücut olarak burada olsak da baskı yapmak istediğimiz anlarda geciktik. İstediğimiz boşlukları bulamadık. Hatlar arasında istediğimiz topları alamadık. İlk top kontrolünde oyuncularım top kontrolünü iyi yapamadı. Yani bunların hepsi aslında bu yorgunluğun getirmiş olduğu sonuçlar. Çünkü dediğim gibi çok yorucu bir maçtan çıkmıştık. Umarım bir sonraki maça, önümüzdeki maça daha iyi dinleneceğiz. Zaten dinlenmek için bir gün fazlamız olacak. O maçın farklı koşullarda olacağını düşünüyorum. Tabii ki biz bu yoğun tempoya alışacağız. Çünkü geçtiğimiz sene ve ondan önceki sene bu takım Avrupa'da yarışmamıştı. Dolayısıyla tabii ki bu yüksek tempoya alışacağız ama bu da bir süreç gerektiriyor. Rotasyon yapmamanız mümkün değil. Yani bu benim ülkemde de bu şekilde oluyor. Yani oyuncuların, iki gün önce maç oynayan oyuncuların çok iyi bir şekilde toparlanması mümkün değil. Eğer yapmazsak o zaman sakatlıklar artacak, problemlerimiz artacak. Bir denge sağlamanız gerekiyor. Tabii ki bütün takımı değiştiremezsiniz. O zaman da çünkü takımın dinamikleri değişmiş olur. Ama dengeli bir şekilde bu rotasyonu yapmanız gerekir. Dinlenmiş oyuncuların oynaması gerekir. Bu yaptığınız rotasyon bazen sonuç verir, bazen vermez. Ama ben bugün gördüm ki oyuncularım o istediğim reaksiyonu gösteremeyecekti. Tabii ki fizyolojik olarak insan vücudu dinlenmeli. Bunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bu fizyolojik bir şey. Biz geldiğimizden beri bugün 14. maçımızı oynadık. Sezon öncesinin hazırlık döneminde oynadığımız maçları da sayarsak ve bugün ilk kaybettiğimiz maç oldu. Ama şunu bilsinler ki bu takımın karakteri var, bu takımın kalitesi var, bu takım birlik olmuş durumda. Gerçekten çok çalışıyorlar ve bu yol uzun bir yol. Kesinlikle bu sene şampiyonluk için savaşacağız. Bundan emin olabilirler. Hiçbir şüpheleri olmasın. Tabii ki rakiplerimiz de puan kaybedecekler. Şu anda Trabzon Avrupa'da oynamadığı için bir anlamda birazcık daha avantajlı diyebilirim lig yarışı.
yarışında. Ama dediğim gibi önümüzde çok uzun bir yol var ve şu anda sadece 3 puan gerideyiz. Devam etmemiz gerekiyor. Hem vücut olarak hem ruh olarak, kafa olarak çok odaklanmış bir durumdayız. Bize güvenebilirler. Bu takım şampiyonluk yarışında gereken cevabı verecek. Ben de şuna eminim ki Avrupa Ligi'nde de gidebildiğimiz en uzak noktaya gidip elimizden gelen en iyi performansı sergileyeceğiz. Buna emin olabilir taraftarlarımız. Bir gün en tepede görüp kaybettiğimiz zaman bir anda da çok kötüyüz diye düşünmemeleri gerekiyor. Biz yolumuzu biliyoruz. Her zaman karşıya bakmamız gerekiyor. Gerçekten çok çalışıyoruz sahada gereken cevapları verebilmek için. Tabii ki biz bu yoğun tempoya alışacağız. Vücut da bu tempoya alışacak. Sakatlıklar, sakat olan oyuncular iyileşecek. Dolayısıyla taraftarlarımız bu kulüpte çalışan insanlara, bu takıma güvensinler. Çünkü bu takım, bu takımda çalışan herkes bu takımın çok iyi olması için gerçekten çok çalışıyor ki sene sonunda hep birlikte kupalarla birlikte onlarla kutlama yapabilelim. Vitor Pereira'nın açıklamaları da bu şekildeydi. Daha çok fiziksel yorgunluğa bağladı. Oyuncuların ilk gece uyuyamamasına bağladı. Pek çok yani bu ve benzeri bir takım gerekçelendirmeleri oldu. Ben burada tam katılamayacağım. Yani sadece yani Almanya'da geldiği yerde böyle mi oyuncuların fizik kaliteleri? Tabii ki onlar da zorlanıyor. Ama yani bu kadar bütün her şeyi buraya bağlamak da bir takım gerçekleri görmekten uzaklaştırabilir. Çünkü sezonun ya ben rotasyon yapmasaydım da yenilecektik ve sakatlarımız olacaktı diyor. Yani yani kaybetmeyi gayet normalleştiren bir açıklama. Bir anlamda bu. Ben bir spor sever olarak Fenerbahçe ve Fenerbahçeliler adına burada kendi itirazımı ortaya koymuş olayım. Fenerbahçe çıktığı herhangi bir karşılaşmada zaten favori ve kazanmak üzere çıkıyor olmalı. Ezeli rakipleriyle oynadıkları hariç hani oradaki bir denklik varsa, ama onun dışında 4 maçtır kazanamayan bir Başakşehir karşısında Fenerbahçe'nin çıkıp hafta içi her ne olursa olsun o reaksiyonu gösterebiliyor olması lazımdı. Yani bu bizde çok ciddi bir kabul görmeye başladı bu şey. Normal hafta içi maç vardı. Yani o zaman ya da hangisi daha önemli karar versin o zaman kulüpler. Gerekirse Eintracht Frankfurt karşılaşmasında rotasyon yapıp o maçta mağlup olup Başakşehir karşılaşmasını kazansaydı. Bunda da samimi olalım. Ülke puan açısından evet çok önemli Avrupa'daki temsilcilerimizin puan alması. Ama taraftar perspektifinden söylüyorum ben, Türkiye'deki taraftar profilinin takımlarının Türkiye'de şampiyon olması ve rakiplerinin önünde olmasını bir tık daha çok önemsediklerini düşünüyorum. Hangisinin evrensel ölçütler bakımından önemli olduğundan bahsetmiyorum. Bakın Türkiye'deki taraftarların, yani şöyle, Fenerbahçe Başakşehir'i 3-0 yenmiş olsaydı dün, bir önceki haftada işte UEFA maçı öncesinde yine Sivasspor'u 3-1 yenmiş olsaydı ve şu anda işte 5'te 5 yapmış, 15 puan toplamış şekilde olsaydı, ama aradaki Eintracht Frankfurt karşılaşmasını 3-0 kaybetmiş olsaydı, öyle bir senaryoyu Fenerbahçeliler daha çok tercih edebilirdi diye tahmin ediyorum, öngörüyorum. En azından benim yakın çevremde böyle düşünen çok sayıda arkadaşım var. Yani bu iki işi birlikte götürebilmek lazım. Zor, kolay değil ama büyük takım olmanın ya da böyle geniş kadrolar kurmanın bir karşılığı da bu olmalı zaten. Bunu becermek için bu kadrolar kuruluyor. Bunu başarmak için o kondisyonerler, o yani yiyecek planlaması bile belli futbolcuların. Her şeyi buna göre organize etmek lazım. Yani ne demek işte ilk gece çok erken uyuyamıyorlar. O zaman masal anlatıp uyutacak yani teknik direktör bence Vitor Pereira. Özelinde söylemiyorum, hani latife ediyorum yani diğer yandan. Ama bana çok, yani hiç taktik teknik konuşmadı Vitor Pereira. Tamamen bütün konuyu Fenerbahçe'nin yapmış olduğu UEFA Avrupa Ligi karşılaşması ve onun sonrasındaki yorgunluğa bağladı. Ama tamamen böyle olmaz diye düşünüyorum. Bu arada girişte bahsettim mi şu an anımsamıyorum ama ampute erkek futbol milli takımımız üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu bir gün önce. Onları da tekrar buradan tebrik etmiş olalım. Emeklerine sağlık. Göğsümüzü kabarttılar. Pırıl pırıl. Çok güzel görüntüler de verdiler. Tekrar bizim göğsümüzü kabarttıkları için kendilerini tebrik etmiş olalım. Yarın, daha doğrusu bugün başlayacak Süper Lig haftasının iddia oranlarını vereceğim.
mesajlarınız geldi çok sayıda. Stefan Kuntz ve milli takımı da vaktimiz yettiğince konuşmaya çalışacağız. Tüm bunlarla beraber birazdan birlikte olacağız. Kısa bir ara istiyorum sizden. Tolga Han Akkuş'la Gece Gündüz Spor devam ediyor. Radyo Spor'da Gece Gündüz Spor programında tekrar beraberiz. Son bölümde Stefan Kuntz bir dönem Beşiktaş forması da giymişti. Milli takımımızın yeni teknik direktörü oldu kendisi. Tekrar hayırlı olsun diyelim. Riva'daki Federasyon Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde bir imza töreni düzenlendi. Bu imza töreninin öncesinde Hamit Altıntop neler söylemiş? Selim Soydan ve Şenol Güneş'e hizmetleri için teşekkür ederim. Şenol Güneş'e hayatında sağlık ve başarı diliyorum. Selim abiyle devam ediyoruz. Eski milli futbolcu olarak böyle bir kararı vermekten, bu görevde bulunmaktan gurur duyuyorum demiş. Yani araya girip yorumlamak istemezdim ama futbolcunun da beğenmezdim, yöneticinin de beğenmiyorum. Hamit Altıntop'tan çok çok daha iyi bu işleri yapabilecek sporcularımız olduğuna inanıyorum. Ha, nispeten mesleği inşaat olan, mesleği sanayi olan kimselerin Türk futbolunu yönetmesindense Hamit Altıntop'un daha çok devrede olması görece daha iyi. Yani kabul ediyorum onu. Hani bu anlamda hiç itirazım yok. Ama hala o devrimi yapabilmiş değiliz. Bu zor görevi keyfe çevireceğimizden, sizleri de bu konuda ikna edeceğimizden eminim. Stefan Kuntz ile beraber genç, modern ve taktiksel olarak en üst seviyede oynamayı hedefliyoruz. Bizim hedefimiz Türkiye'de futbol kültürünü ve sevgisini artırmak. İnsanları eskisi gibi statlara getirmek ve eski gururu tekrar yaşatmayı hedefliyoruz. Sorumluluğumuz sadece iyi futbol değil, sağ dışındaki duruşumuzla da bu durumu bağdaştırmak. Modern futbolu Stefan Kuntz ile hızlandırabiliriz. Hedefimiz çok büyük. Türkiye'nin hedefinin büyük olması gerekir. Şenol hocamızla anlaşıp vedalaştıktan sonra 25 Ocak ile görüşüp konuştuk. Bizim ülkemizin albenisi var ama bunu görmeyenler var. Hedefimiz çok büyük. Türkiye'nin hedefinin büyük olması gerekir. Son 5 maçımızın açıklaması yok. Bizim takımımız hiçbir zaman bu kadar çaresiz ve donuk değildi. Şimdi bir takım şeyleri değiştirme zamanı. Eğitime ve bilime çok önem vereceğiz. Kuntz'un kendi tercih ettiği iki yardımcısı olacak. Bir tane yerli de olacak. Tam kadro netleştiği zaman açıklayacağız demiş ama açıklamaları gayet iletişim anlamında doğruydu bu arada. Hani o anlamda da tebrik ederim en azından. Tutarlı, başı sonu belli, giriş gelişme sonuç şeklinde bir açıklama duyabilmiş olduk herhangi bir federasyon yetkilisinden. Nihat Özdemir neler söylemiş? Bugün Türk futbolu için yeni bir döneme başlıyoruz. Şenol Güneş hocamıza bugüne kadarki katkılar için teşekkür ediyorum. Milli takımımız herkes için vazgeçilmez bir tutkudur. 20 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz ve bunu başarmak için çalışacağız. 20 sene aradan sonra Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz. Bunu da yapacağız. Herkesi milli takımın etrafında birleşmeye davet ediyorum. Eğer Dünya Kupası'na katılamazsak gerekli dersleri çıkarıp yolumuza devam edeceğiz. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine hazırlanacağız. Ne skor alırsak alalım, çocuklarımızı, hocamızı tartışma konusu yapmayalım. Stefan Kuntz'u yerli ve yabancı meselesini içine çekerek yıpratmayalım. Bayrak bir değerli hocadan diğer değerli bir hocaya geçmiştir. Biz kendisine güveniyoruz. Uzun yıllar çalışmak istiyoruz. En büyük yardımcısı Hamit Altıntop olacak. Stefan Kuntz'la olan sözleşmemiz 3 yıllık. Her kontratta olduğu gibi yine tazminat maddesi olacak. Şenol Güneş ile hak ettiği tazminatın yarısından azına anlaştık. Demiş Kuntz, bakalım ne demiş. Hamit Altıntop beni aradığında çok gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Mutlu ve gururluyum ama işin büyük kısmı bundan sonra başlıyor. Bu imza töreninden sonra hepimiz tüm gücümüzle Norveç maçına hazırlanıp tamamen futbola odaklanacağız. Eşim bugün bile bir yerde hata yaptıysak o da Türkiye'den erken ayrılmaktı diyor. Burada olmak benim için bir tür evrime geri dönmek gibi oldu. Sergen Yalçın'ı kenarda teknik direktör olarak görünce kahkaha attım. Beşiktaş'ta yaşadığım bir yılımı çok iyi hatırlıyorum. Aileme gelen teklifi ilk söylediğimde bana söyledikleri şu oldu: biz de Türkiye'ye gelebilir miyiz? Sanırım bundan sonra büyük bir iltifat bundan daha büyük bir iltifat yapamam. Kesinlikle Türkçe öğreneceğim. En kısa sürede oyuncularımla temasa geçeceğim. Almanya'da da Türkiye'deki baskı var ama buradaki gibi duygusal bakılmıyor. Başarılı bir milli takım antrenörü olmaktan sonra
En Türk Alman olmak da istiyorum. U21 takımındaki yardımcım bilimsel konularda çok tecrübeliydi. Burada öyle bir şeye ihtiyacımız yok. Onun yerine ana dili Türkçe olan bir antrenörü tercih edeceğiz. 4 tane isim üzerinde odaklanıyoruz. Hayatımda oynadığım en iyi orta saha Sergen Yalçın'dı. Demiş Stefan Kuntz'un açıklamaları da böyle. Tabii şey derler yani... Allah muvaffak etsin diyelim, ne diyelim, inşallah iyi olur. Ama tekrar söylüyorum, sonucu iyi olacaksa bile bugünkü perspektifte Stefan Kuntz çok doğru bir tercih değilmiş gibi geliyor. Ama sonuçlarını tabii beklemek, görmek lazım. İyi niyetle beklemek lazım. Umarım kısa sürede iyi şekilde etkiler ve pozitif olur. Sağda alınacak skorlardan ziyade işte Hamit Altıntop'un da söylediği gibi, Stefan Kuntz'un da söylediği gibi, yani kendi ifade ettikleri gibi modern futbolun gereklerini yerine getiren bir milli takım izliyor olalım. Şanssızlık olur, başarısızlık olur, anlık bir şey olur. Olur. Yani o bir kimse de sürekli her turnuvaya sürekli katılınacak, her girilen turnuvada en az yarı final oynanacak gibi bir beklenti yok bugün milli takımla alakalı. Ama önemli olan bu etkiyi görebilecek miyiz? Stefan Kuntz gerçekten bunu yapabilir mi? Türkiye zor bir ortam. Nihat Özdemir her ne kadar dese de işte eleştirmeyelim, yerli yabancı meselesini içe çekmeyelim. Şu bu ama Türkiye'deki konjonktür bu. Bu konuşulacak, tartışılacak. Şimdi bu konuşulup tartışıldığı durumda bu tartışmaların içinde dahi başarılı olabilecek bir teknik direktör getirmemiz gerekirdi diye düşünüyorum. Bunlar benim tabii ki önsel düşüncelerim. Umarım çok çok başarılı olur milli takımımızda. Stefan Kuntz tekrar ülke futbolumuza hayırlı olsun. Hayırlara vesile olsun. Diyelim yani, ne diyeyim. Evet, karşılaşmaların oranlarını vereceğimden bahsetmiştim. İsterseniz kısaca onları da hatırlatıp ondan sonra mesajlarınıza hızlıca geçelim. Yarın 5'te Rize Spor Altay karşılaşması var. Rize Spor galibiyetine 2.65, beraberliği 3, Altay galibiyetine 1.99'luk oran verilmiş. Alt 1.72, üst 1.70 şeklinde yarın açılış karşılaşmalarından birinin oranları bu şekilde. Altay'ı daha şanslı görüyorum dürüst olmak gerekirse. Karagümrük Antalya Spor maçı var. Karagümrük'e 1.84, beraberliği 3. Antalya Spor galibiyetinde 3.05 oran verilmiş. Alt 1.72, üst 1.70 olarak belirlenmiş. Antalya Spor 2-0'dan 3-2 maç verdi. Dolayısıyla Karagümrük karşısında Karagümrük'ü yine 1.84'ten daha şanslı gördüğümü söylemiş olayım. Saat 8'de Beşiktaş Adana Demirspor karşılaşması var. Taraf bahsinde Beşiktaş galibiyetine 1.31, beraberliğe 3.95. Deplasman takımı galibiyetine de 5.20 oran verilmiş. 2.5 gol alta, 2-0-2, 2.5 gol üstüne 1.48 oran verilmiş. Net bir üst beklentisi var. Taraf bahsinde Beşiktaş'ın oranı 1.33 açılmıştı. Sabah saatlerinde o 1.31'e düşmüş. Çok anlamlı bir oran olmasa gerek. Çok büyük oyuncular değerlendirmiyorsa eğer bu bahsettiğim yorumu, hani 1.31'lik bir oran tek başına çok fazla bir şey ifade etmeyebilir spor severler için. Orada tabii Adana Demirspor'un ne kadar gole katkı sağlayacağı da önemli. Yani bu maç 2.5 alt demek zor tabii. Ama böyle güle oynaya 1.48'e 2.5 üst bitmeyebilir. Beşiktaş'ta çok sayıda eksik var. Dolayısıyla Beşiktaş birazcık daha tedbirli oynamak isteyebilir. Adana Demirspor da Beşiktaş karşısında öyle oynamaya çalışabilir. Bu işte maçı hani en kötü ihtimali 3.5 alta götürebilir belki. O da oranı 1.40. İşte Beşiktaş galibiyeti mi 3.5 alt mı? Beşiktaş galibiyeti ve 3.5 altı kombine ettiğimizde ne oluyor? 2.04 oluyor. Evet, canlı yayında ben bahsimi buldum. Yarın için denenebilir bence. Beşiktaş Adana Demirspor karşılaşmasında hani iyi, Beşiktaş'ın kazanacağı öngörünüz varsa işte 3.5 alt 1, 2.04, 4.5 alt 1, 1.63 kombine bahislerini dilerseniz değerlendirebilirsiniz demiş olayım. Yarının son karşılaşması da Sivasspor karşılaşması. O da yine saat 8'de başlayacak. Malatyaspor galibiyetine 2.50, beraberliğe 2.90. Sivasspor galibiyetine de 2.16'lık bir oran verilmiş.
2.5 alt, 1.63, 2.5 üstte 1.80 olarak belirlenmiş. Bana sanki biraz böyle bu maçta 2.5 alt bitmeye meyilli bir maçmış gibi geliyor. Öyle hissediyorum. En azından yarının, hani sonraki günlerin sadece 4 büyüklerini vereceğim. Diğer takımı ya da verelim. Hadi hak geçmesin. Gaziantep Başakşehir de Gaziantep galibiyetine 2.39 beraberliği, 2.95 Başakşehir galibiyetine de 2.24'lük bir oran verilmiş. Göztepe 2.18 beraber 2.95, Hatay Spor 2.46. Göztepe Hatay maçının bahis oranları da bu şekilde: 2.5 alt 1.62, 2.5 üst 1.80. Kayseri Spor deplasmanında çarşamba günü saat 8'de karşılaşma, Galatasaray'a galibiyete 1.55 oran verilmiş. Beraberlik 3.20. Kayseri Spor galibiyette 3.95, 2.5 alt 1.77, 2.5 üst 1.65. Mesela ben 1.55'ten Galatasaray'a kupon yapılmasını riskli bulurum taraf bahsinde. En son izlediğim Galatasaray'ı göz önünde bulundurduğumda bu oranda muhtemelen biraz yukarı doğru çıkacaktır diye öngörüyorum. Perşembe günü saat 5'te Konyaspor Trabzonspor karşılaşması var. Trabzonspor'a deplasmanda 1.82'lik anlamlı bir oran verilmiş. Beraberlik 3.05, Konyaspor galibiyeti de 2.5 alt 1.72 üst de alt 1.70 üst 1.72 olarak belirlenmiş. Bunları zaten yarın öbür gün daha detaylı konuşuruz. Fenerbahçe Giresunspor karşılaşması perşembe saat 8'deydi. Bilmeyenler için hatırlatmış olalım. Fenerbahçe'ye 1.28, beraberliği 3.95, Giresunspor'a da 5.80'lik bir oran verilmiş. Alanyaspor Kasımpaşa karşılaşmasında da Alanyaspor galibiyeti 1.66. Beraberlik ve Kasımpaşa galibiyeti 3.30 her ikisi de. Oranlar bu şekilde: 2.5 alt 1.80. Alanyaspor Kasımpaşa maçında 2.5 üstte 1.63 olarak belirlenmiş. Bunların tamamını bu vesileyle size aktarmış olduk. Evet, milli takımı da konuşmuş olduk. Bugün canlı yayın çok sıkışık program olduğu için canlı yayında sizinle sohbet etme imkanımız olmadı. Ama biliyorsunuz bunları hep telafi ediyoruz. Yarın birlikte çok daha uzun uzun sohbet, daha çok dinleyicimizle muhabbet edebileceğiz. Bunu da sözünü vermiş olayım. Bekir Kocagöz, iyi yayınlar Tolgan abim. Almanya Löhne şehrinden selamlar demiş. Teşekkürler, aleyküm selam. Bu akşam yine seni hanımla dinliyoruz. Selamlar Bekir ile Duygu. Beşiktaş şampiyon inşallah demiş. Hem Bekir Bey'e hem eşi Duygu Hanım'a teşekkür ederim. Mesajınızı birazcık geç okudum. Umarım hala dinlemeye devam ediyorsunuzdur. Eğer öyleyse Allah sizi ayırmasın diyelim de güzel bu saatte bir spor programını eşinizle birlikte ailece dinleme imkanı buluyorsunuz. Ne güzel. Bence çok örnek bir çiftsiniz bu anlamda. Uyumlusunuz demek ki. Buradan Almanya'da sizlere de selamlar olsun. Teşekkürler mesaj için. Erdoğan Demir 1992. İyi geceler, iyi yayınlar Tolga Bey. Biraz erken olacak ama Beşiktaş'la Trabzonspor bu sene at başı giderler. Biz Galatasaraylılar ve Fenerbahçeliler seyreder gibime geliyor. Balık baştan kokar derler. Selamlar, sevgiler. Beşiktaş ve Trabzonspor birazcık daha hazır bir görüntü çiziyor, doğru. Fenerbahçe ile Galatasaray daha sallantılı bir performans ortaya koyuyor. Skorlardan bağımsız ortaya koyan oyunlar çerçevesinde bakıyorum ama henüz çok erken. Çok fazla şey değişebilir şu anda. İlk bakışta dediğiniz gibi görünüyor. Yani böyle ilk bir fotoğrafı çektiğimizde Beşiktaş ve Trabzon daha avantajlı gibi görünüyor, katılıyorum size. Ama çok uzun bir yol var. Sürdürülebilirlik de önemli. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi ile beraber bak bu hafta mesela 2-0'dan 3-2 bir şekilde çevirdi. Hatta ben Beşiktaşlı arkadaşlarıma söylüyorum, bak Antalya da sebep oldu. Üçüncü golü atsaydı böyle olmazdı. İkinci yarı o kadar çekilmeseydi böyle olmazdı dediğimde de Beşiktaşlı arkadaşlarım bana kızıyorlar birazcık. Yani Beşiktaş'ın galibiyetini ya da bu başarıyı değersizleştirdiğimi düşünüyorlar. Ama bu gerçeklik, yani bir boyutuyla da öyle. Dolayısıyla bu Şampiyonlar Ligi maçları dönüşünde veya öncesinde Beşiktaş'ın da çok sallanabileceğini bize gösteriyor. Eğer sakatlık durumları da böyle devam ederse ciddi rotasyon problemi de olur. Bu anlamda Trabzonspor Avrupa'da olmadığı için belki herkese göre bir adım daha avantajlı olabilir. Ali Kolayoğlu, Tolgan kardeşim iyi yayınlar diliyorum. Ben Beşiktaş taraftarıyım. Beni rahatsız eden bir şeyden bahsetmek istiyorum. Televizyondaki malum bir yorumcu ısrarla maçların devre aralarında yorum yapan eski hakem arkadaş, sanıyorum Erman Toroğlu'yu kastediyor. Neden tahrik edici konuşuyor? Bir gitmediler televizyonlardan, siyasetçiler gibi koltuk tatlı geliyor demiş Ali Kolayoğlu.
Evet ya, Erman Toroğlu'nun hakem pozisyonlarını yorumlaması daha makul olabilir dediğiniz gibi spor yorumlamasındansa. Ben üslubunu, tarzını da kimileri belki dobra samimi bulabilir ama ben yayıncılık ilkelerine çok doğru bulmuyorum, ama demek ki bir problem görmüyor yayın yaptığı kuruluş. Herkese de saygı duyuyorum. Dediğim gibi ben bir üslup tarz olarak çok uygun bulamıyorum. En azından kendi tarzımın çok dışında görüyorum. Serdar Koca ne demiş? İyi yayınlar Tolga abi. Bu Fatih Terim taktiği hep aynı. İkinci yarı Babel olur. Bayram, yani skor değişiyor aynı şeyden. Neden tekrarlar anlamış değilim. Yani ezberledik artık demiş. Evet, Fatih Terim taktiksel açıdan eleştirilmeye devam ediyor. Hak etmiyor da değil yani, bir yandan da gerçekten bu sezon şu ana kadar ortaya koyduğu performans çok soru işareti. Yani o kadar çok şey olduk ya, neden öyle, neden böyle dedik. Hani Fatih Terim seviyesinden, o potansiyelden çok daha fark yaratıcı, Galatasaray lehine anlamda söylüyorum, performanslar alışığız ve bekler herkes. Hem Erdoğan Demir, hem Ali Kolayoğlu'na, hem de Serdar Koca'ya mesajları için teşekkür etmiş olalım. İlhan Yıldız, İyi haftalar. Öncelikle ampute milli takımı gönülden tebrik ediyoruz. Federasyonu kesinlikle eleştirmiyorum. Çünkü eleştirmek için iyi icatlar yapması lazım. Türkiye'de özellikle Süper Lig'de genç oyuncuların %80 ve üstü yurt dışı altyapı eğitimli. Yabancı kuralını koyup Hamit Altıntop yurt dışı çıkışlı oyuncu yönetici getirdiği hoca yabancı. Biz neden yorum yapalım ki? Demiş ve eleştirmiş. Haklısınız. Ülkede bir tane hoca da çıkartamıyorlarsa yazıklar olsun demek isterdim. İyi icat yapsalardı ama lobicilik olduğu için ya bizdensin ya da başkası alır zihniyeti devam ediyordu milli takım için. Yani hala politik oyunlar vardır orada. Hala ısrar ediyorum. Yine seçilecek oyuncular kesinlikle aynıdır. Enes Ünal nokta nokta diye gider demiş. Aslında iki isim değişti, herkesin beklediği yeni sistem ve benzeri, ama cidden beklemek gereksiz, öyle hayallere girmeyin bu politik seçimler yüzünden demiş. Evet, totalde yanlış bence de, katılıyorum size büyük oranda, ama bazen eğri cetvelden doğru çizgi çıkar ya da başka bir tabirle bozuk saat bile günde iki kez doğruyu gösterir. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Kuntz çok bugünden bakınca kağıt üzerinde çok doğru bir tercih değilmiş gibi görünmekle beraber, bana göre, size katılıyorum. Ortaya enteresan şekilde iyi bir sonuç, iyi bir sinerji de çıkabilir. Bunu birazcık destekleyip gözlemlemek lazım. Artık olan oldu zaten, arttı. Alınan alındı. Tazminat maddesi de konmuş. Hayırlı olsun diyelim. Ama ben Kuntz'un açıklamalarına baktım. Gayet de gönülden böyle seve seve geliyor. Yani tazminat maddesini koymasan, pazarlık etsen sanki ki yine de kabul edecekmiş. Yani ailesi gönüllüymüş, oymuş, buymuş. Yani demek istediğim şey, acaba çok iyi pazarlık ediyor muyuz? Biz son kuruşuna kadar paramızın değerini biliyor muyuz? Ülke futbolunun, ülkenin parası çünkü bu. Yoksa herkes de olduğu gibi bunda da olacak. Biz buraya bunu yapacağız. Bu tazminat maddesine ekleyeceğiz diye. Biz mi gönüllü davranıyoruz? Anlayamadım orasını. Çok da beğenmedim Nihat Özdemir'in bu konuyla alakalı açıklamasını. İlhan Yıldız devam etmiş. Hafta ne çabuk başlıyormuş. Büyük Altay'ımız tekrar 3. sıraya geçecek. Rize karşısında yükselişimiz tekrar başlayacak demiş. Altaylı dinleyicimiz kendi öngörülerini söylemiş, gönül verdiği takımla alakalı. Spor Toto 15'te 9 bildim. Çok sürpriz oldu bu hafta maalesef demiş. Evet, 15'te 9 yine de tekrar söylüyorum, az değil. Ben şöyle düşünüyorum. Bu 15'te 9 size bu 15 maçı belirlediğiniz zaman en güvendiğiniz 5 tanesini buradan seçin deseydim, belki siz gelen 4 tanesini seçecektiniz. Sonra sizi 3'e ve 2'ye indirip bir bahis kupon yaptırsaydım, iddia kuponu. O zaman kazanmış olabilirdiniz. O yüzden ben bu Toto işi bana biraz şey geliyor, tuhaf geliyor. İddia varken yani. Bakıyorum Ahmet Bey ne demiş? Garip Türkmenoğlu, iyi yayınlar Tolgan abi. Osman Çakmak hocamız başta olmak üzere bütün ampute milli takımımızı kutlarım. Tolga abi hedef 29 demiş. Teşekkür ederim mesajlarınız için. Erdoğan Demirel, ilk mesajda belirtmeyi unuttum. Rakip tanımaksızın gelene 5 gidene 6 atan ampute milli takımımızı canı gönülden kutlarım. Milli takım hocasını buldu, lakin bu aç tutup tutmayacak konusunda emin değilim. Ama şundan eminim, bundan kötü durumda olmayız. İyi yayınlar dilerim demiş. Evet, şimdi yerde olduğumuz için dediğiniz gibi bundan daha kötüsü olmaz herhalde. Mesajın başlangıcı da şöyleymiş, ben ters okudum. Selamlar sevgili kardeşim. Öncelikle şahsında sana ve tüm dinleyenlere iyi haftalar ve iyi geceler dilerim demiş. Teşekkürler iyi dilekleriniz için.
Bu haftanın kazananı Beşiktaş ve Trabzon oldu. Bizim maçımızda verilmeyen penaltı nedeniyle bayağı kızgın ve üzgünüz. Bu bahsettiğim ilk yarıdaki pozisyon yoruma bile açık değil. Çok net penaltı. Orta hakem kararsız kalmış olabilir, lakin kalmamalı. VAR'da görev yapan Özgüç Türkalp orada ne için oturur anlamakta zorluk çekiyorum. Giresun sporumuzun bu hafta özelindeki performansını beğendim ama hakemlerle nereye kadar? Kram ilerlemez mi MHK? Neyse, telafisi olur umarım demiş. Evet, Giresun spor maçında ki hakem performansı çok başarılı değildi. İşte Giresun Spor artık Fenerbahçe deplasmanına geliyor bu haftada. Gerçekten zor zamanlar Giresun Spor için. Çünkü Fenerbahçe şimdi Avrupa Ligi'ni de dahil edecek olursak, hani Sivas, Frankfurt beraberlikleri Başakşehir mağlubiyetiyle kendi sahasında Giresun Spor'la oynayacak. Çok kolay bir müsabaka olacağını düşünmüyorum ama yani Fenerbahçe'nin mutlak ve mutlak kazanmak isteyeceği, sonuna kadar bütün imkanları zorlayacağı bir karşılaşma olur. Bu da Giresun Spor adına yine olumsuz bir senaryo. İltuğ Güler, hayırlı haftalar Tolgan Bey. 2 sene sonra ilk defa Göztepe maçına gideceğiz. Size iyi yayınlar demiş. İzmir'den İltuğ Güler, teşekkür ederim mesajınız için. Keyifli seyirler demiş olayım. Turan Bey de iyi geceler, iyi haftalar demiş. Onun mesajını da bu şekilde yayına aktarmış olayım. Tabii özeldeki mesajlara da bakmak gerekiyor ki orayı canlı yayında ayıklamak gerçekten çok zor bir iş. Bakıyorum, Mehmet İstemi Bozyer ne demiş? Nedense Abla Avcı hep kendisini eleştiriyor. Hem eleştiriyor hem de övüyor ama sezon sonu geldiğinde nedense sonuca ulaşamıyor demiş. Bence yine başarısız olacak ama bunun sonucunda ne olur? Hiç başarılı edemeden ben iyiyim demenin anlamı var mı? Demiş, evet, yani kendini eleştirebiliyor olmak yine de hani sonuçtan bağımsız olarak bir erdem. Yani ben bir başarıyla taçlanmamış olsa dahi bir insanın kendini yeri geldiği zaman pozitif taraflarını öne çıkartmasını ve yeri geldiğinde eleştirmesini yanlış bulmuyorum. Yani Abdullah Avcı'yı mesela Türkiye'nin en önemli teknik direktörü diyemem ama ben şu anda total baktığımda Trabzonspor için en iyi ihtimallerden bir tanesiydi ve oldu diye düşünüyorum. İşte sezon sonunda başarılı olup olmayacağını, şeytanın bacağını kırıp kıramayacağını birlikte göreceğiz. Bilirsin, bizde herkes her yerde oynayabilir ve herkes her an gol atabilir. Bence Sergen Hoca 5 kişi değişikliğini iyi kullandı. Sadece ilk yarı en kahraman Necip'in sakatlanması ekstraydı. Bence taktiksel bir galibiyet. Mert Günok bence çok iyiydi. Hele ileri çıkıp o topları alması çok iyi takipli olur. Evet, sizinle genel olarak fikir ayrılıkları yaşıyoruz. Dediğiniz tarafa katılıyorum. Bir libero gibi, bir stoper gibi pozisyonları önden sezip çıkıp müdahale etmesi, önleyici müdahaleleri çok iyidir Mert Günok. Zaten onun güçlü tarafı. Gelişime açık yanı veya eleştirebileceğimiz yanı ise birazcık daha oyunun içerisinde bazı pozisyonlarda kalecilik becerileriyle alakalı bir şey olabilir ya da konsantrasyonla alakalı olabilir. Ben birazcık daha iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Ben söylemiştim Başakşehir kazanır diye demiş dinleyicimiz Mehmet İstemi Bozyel, tüm mesajları için teşekkür ederim kendisine. Mustafa Selvi ne demiş? Ben size katılmıyorum. Sizin yere göre sığdıramadığınız Beşiktaş ileriki dönemlerde göreceğiz. Bir saniye, ben Beşiktaş'ı yere göre sığdıramaz bir durumda değilim. Yani kim Beşiktaşlıları, Beşiktaş taraftarları, benim dışımdaki insanları kastediyorsanız ayrı bir şey. Ama ben böyle çok yere göre sığdıramaz bir durumda değilim. Siz o zaman bir sebep bulup yere göre sığdıramazsınız demişsiniz. Evet, galiba bana söylemişsiniz. Başakşehir sözde biraz son haftalarda kıpırdanıyormuş. 11 kişi defans yap, fırsat bulursan gol atsın, futbol bu mu? Bu zihniyette biz bir adım öteye gidemeyiz demiş. Evet, yani işte Aykut Kocaman'ın yaklaşımı genellikle böyle. Ki golü erken bulması nispeten kendi adına da istediği skoru elde etmesinde avantaj olmuş oldu. Bir diğer haftanın önemli haberi de Bülent Korkmaz'ın Galatasaray'ı, Aykut Kocaman'ın da Fenerbahçe'yi mağlup etmiş olması oldu. Ben bir takım Beşiktaşlı arkadaşlarımla ya da çevre sosyal medyada şey de gördüm. Ha, geldi bedava 3 puan haftaları falan diye. Öyle bir takım açıklamalar da görmüştüm. Ya bunları söylüyorsunuz, böyle şeyler olunca mahcup olmuyor musunuz? Ben çok merak ediyorum. Hani renktaşım da olsa fark etmez, bunu söylemekten geri durmam. Çünkü bunu herkes yapıyor. Beşiktaşlılar yapsa onu da eleştiririm.
Yani o takımın sembol eski bir oyuncusu, o takıma mal olmuş bir futbol figürü. İşte Bülent Korkmaz Galatasaray karşısına gelince işte Bülent Galatasaray'a çok zorluk çıkartmaz. İşte Aykut Fenerbahçe'yi ben hani tırnak içinde sizin sosyal medyada kurulan cümlelerle söylüyorum yani. Aykut Fenerbahçe'ye zorluk çıkarmaz. Hadi ya hani nerede işte? Gör, tam aksi defalarca ispat olmuştur. Bunun dolayısıyla ben hiç konuya böyle bakmıyorum. Bakmadığımı da size söylemek isterim. Dediğim şeyi de temellendirdi işte. Çıktı Bülent Korkmaz aslanlar gibi mücadele etti. Takımıyla Galatasaray'ı yendi. Aykut Kocaman da aynı şekilde. Şükrü Savaş, asla yalnız değilsin Tolgan Bey, dinlemeye devam. Galatasaray bizi üzdü ama kan kardeşimiz Fenerbahçe'yle sevindik demiş, seviliyorsunuz, iyi geceler demiş. Vezir Köprü'den kendinin ve sanıyorum bu oğlunuz mu acaba? Galiba oğlunuz, burada Galatasaray formalı bir yakışıklı görüyorum. Evde bir fotoğraf çektirmiş. Tamam, kendi çocuklarının komple fotoğrafını göndermiş. Allah hepsini size bağışlasın diyelim. Herkesin de evladını kendisine bağışlasın. Evet, bu arada Muhammed Emirhan Güngör, şimdi onu gördüm sizin mesajlara bakarken, Türkiye'nin ilk otistik radyocusu, şu anda da başarıyla görevini sürdürüyor. Instagram'da iyi ki doğdum diye bir post paylaşmış. Evet, iyi ki doğdum Muhammed, ben de buradan. Eğer duyabiliyorsan seni tebrik etmiş olmak isterim. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın diyelim. Instagram'daki mesajları bu şekilde kapatmış olalım. Bu dakikadan sonra gelen mesaj olursa artık onlar yarına devreder. Serdar Bey, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Taksiciyiz demiş. Gözümüz yolda, kulağımız sende demiş. Aman gözünüzü yoldan ayırmayın. Allah lastiğinize taş değdirmesin. Kazasız belasız bol kazançlar olsun. Güven içerisinde Serdar Bey. Kafkas Kartalı ne demiş? Selamlar güzel kardeşim. Canlı yayını bekledim, çok konuşacağım vardı demiş. Kısmetse yarın öbür gün konuşalım. Çünkü bugün ancak ve ancak bu şekilde bir monologla bu kadar bir program yapabilirdik. Bazen böyle yapmak da iyi oluyor bence. Çünkü daha çok bilgiyi ya da nasıl söyleyeyim, yorumu size aktarabildiğimi hissediyorum. Tabii ki sizle sohbet etmek çok daha keyifli, ayrı. Ama ben sizin tarafınızdan da birazcık bazen böyle, bazen daha paylaşımcı bir yaklaşımın daha doğru olacağını, daha keyifli olacağını düşünüyorum. O yüzden bugünlük böyle oldu. Yarına borcum olsun. Stefan Kunz, Türkiye için bir kazanç olacaktır inşallah demiş. Beşiktaş'ımızı inanç ve direncinden dolayı tebrik ediyorum. Bu arada Pereira Beşiktaş şansa kazan dedi. Bunlarla uğraşmasın, işine baksın. Teşekkürler demiş. Orada bir şey de olabilir. Çeviri hatası da olabilir. Yani şanslıydı derken tam işte zaten Pereira'nın İngilizcesi gerçekten çok kötü. Yani bence Almanca konuşsun, Almanca'dan çevirsinler. Çünkü hani onun konuştuğu İngilizce böyle çevrilemeyecek kadar kötü. Çevirmen zaten kendisi bir şeyler ekliyor, çıkarıyor. Orada tam ben az bir şey Almanca da biliyorum. Şey var, orada tam olarak onu demedi aslında. Siz daha iyi bilirsiniz aslında. Gerçi ama Almanca konuşuyordu, doğru, pardon, İngilizce konuştu. Yani bir şey söylemeye çalıştı. Hani Beşiktaş şanslıydı derken, hani kabiliyetin dışında, hani 2-0 geriye düşmek sonrasında o 3 puanı alabiliyor olmak, 3-2 geriye dönmek Beşiktaş için böylesi bir Avrupa dönüşü maçta ciddi bir şanstı, güzel bir fırsattı, iyi bir başarıydı anlamında bir şey söylemek istediğini tahmin ediyorum ben. Pereira'yı da savunmak bana düşmesin, ne diyeyim. Özelden bu tarafta çok mesaj gelmiş ama hangisi yayında okunmak üzere, hangisi bana özelde birebir de bir şey söylemek için, bunu benim şu anda ayırt etmem çok mümkün değil. Birebir de dönüyorum, biliyorsunuz zaten sizden gelen mesajlara, çok büyük bir hastalık vesaire bir şey olmadıkça. Demiş olalım, bu şekilde de programımızın sonuna geldik. Hatırlatalım,
Süper Lig'de 6. hafta heyecanı geldi, çattı. Yarın saat 5'te Rize Spor'u, Altay'ı Karagümrük'te Antalya Spor'u konuk edecek. Saat 8'de Beşiktaş Adana Demir Spor karşılaşması var. Yine 8'de Malatya Spor Sivas Spor karşılaşmalarını takip etmiş olacağız. Yarın gece yayındayken bu 4 karşılaşma neticelenmiş olacak ve bunların üzerine de yine sohbetler edeceğiz. Ve bir sonraki günkü karşılaşmaları, ondan sonra da Perşembe günü karşılaşmalarını yine konuşma imkanımız olacak. Desteğiniz, mesajlarınız, sevginiz için tekrar tekrar çok teşekkür ederim. Ben de sizden aldığım bu destekle beraber sizlere layık her geçen gün bir öncekinden daha iyi olan yayınlar ortaya koymaya çalışıyorum. Umarım bir oranda başarılı olabiliyorumdur. Dediğim gibi daha iyisini yapmaya gün be gün çalışıyorum. Tekrar teşekkürler. Haftaya da başlamış olduk böylece. Yarın gece bir aksilik olmadığı sürece gece 12'de yine bu frekansta olacağım. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Tolga Han Akkuş'la Gece Gündüz Spor sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.